orası efsane. Sonra 2 ay sonra gideriz, bozmuşlar ya deriz falan hani. Açıldığında iyiydi ama olmamış falan, koruyamadılar falan. Klasik, bu da böyle bir şey. Ekoturizmde bu daha da fazlası. Yani sabitlik, bekledikleri yani hizmetin kalitesinin en azından sabit, hatta mümkünse hep yukarıya çıkması. Yani hani bunu bekliyorlar. Mesela mes turizmde böyle bir durum yok. Mes turizmde zaten vereceği paranın karşısında alacağını tamamıyla biliyor. Orada zaten hani böyle şey beklemiyor. Arzular şelale durumu da yok. Öyle söyleyeyim size. Alan memnun, satan memnun gibi. Burada birazcık daha olay bireysel butik olduğu için birazcık daha bunlar önemli hale geliyor. Dolayısıyla bu beklentileri hiç unutmayalım. Bunların hepsini bizden bu arkadaşlar bekleyecekler. Yönetim olayı bu çok önemli yani, hani onu söyleyeyim bu tür şeylerde. Hak temelli yaklaşım, bütünsel, tutarlı olmak, meziyetlerini olmak ve sahip istihdam etmek. Yani bu bir, diyelim ki biz kurduk böyle bir operasyon, bir şirket, bir ajans, işte ne bileyim acenta vesaire. Bu gördüğünüz şu yukarıda yazdıklarım meziyetlere ya sahibi olarak olalım. Diyelim ki sahibi değiliz biz o meziyetlerin. Başka bir şeyden geldik. Ne bileyim, bir iş şeyinden geldik. Biraz sermayemiz var. Bu işe gireceğiz. Bunun için de önünde bir yasal engel yok. Girebiliriz. Ama en azından bunun farkına varıp bu kabiliyetlere sahip personel, yönetici, rehber falan bulundurmamız gerekiyor. Öbür türlü sırf benim param var diye bu işe para yatırayım. Ekoturizmde çok duyuyorum, bu işin geleceği var falan, bu iş uçacak. Hani öyle şeyler var ya etrafta, amcaların, abilerin böyle kahvelerde genelde konuşulan bir şey. Öyle bir durumla girilir ama sukut hayal olur. Çok deneyeni gördük, çok da batanı gördük doğal olarak. Her işte olduğu gibi. Dolayısıyla ya eğer küçük bir işletmeyse, kendi üzerimizden operasyon ilerliyorsa, bu meziyetler bizde olsun, ya da bizde bile yoksa ya da bazıları yoksa olan kualifikasyona sahip kişileri istihdam edelim. Öbür türlü dediğim gibi risk alırız, kumar oynarız. O kumarda genellikle bu tür küçük, deneyime dayalı butik işletmelerde, onun da detaylarını anlaşacağız, dezavantaj olarak bize geri döner. Yönetimden kasıt ne genel olarak? Yönetim sadece o değil. Bir yapının yönetimi, yani bu bir acenta ise acentanın yönetimi. Bir operasyonun, yani acenta olarak benim diyelim ki 10 kalenin ürünüm var, trekking yaptırıyorum, kayaking vesaire. O operasyonların yönetimi çok önemlidir, öyle söyleyeyim. Ayrıca ziyaretçi yönetimi, bu çok turizmde konuşulan, duyduğunuz bir şeydir. Bu ziyaretçilerin yönetim hikayesi. Bu da nedir işte? Ziyaretçi memnun mu? Döndükten sonra feedback alırsınız, aratırsınız, tavsiye eder misiniz dersiniz, şikayetleriniz ne dersiniz? Olay anında operasyonda kriz masası kurarsınız. Diyelim ki bugün bu götürdünüz 20 kişilik. Bir şey oldu orada yani. Hiç kimsenin beklemedi. O anda ona müdahale edecek sizin altyapınız, ekibiniz var mı? Bu çok önemlidir mesela. Hani şirket olarak sizin kualifikasyonunuzu gösterir. Yönetişim becerinizi gösterir. Dolayısıyla ziyaretçi yönetimi de çok önemli bir yönetimsel beklentinin olduğu bir yapıdır. Bu üç yapının yönetimi, bunu bütünsel olarak da yapabilirsiniz ama genelde bizlerin tavsiye ettiği üçüne ayrı yaklaşma. Çünkü şirketi yönetmek ayrı bir şey. Turu yönetmek, operasyonu yönetmek ayrı bir hikaye. Sizlerin de bazılarınızın belki bildiği gibi. Ziyaretçi tamamıyla insani bir ilişki yönetimi. Yani şirket gibi, para yönetir gibi yönetemezsiniz. Ayrı bir şey. Dolayısıyla üçüne de ayrı yaklaşım. Benim kişisel kanaatim o. Ama bazı kurumlar üçünü de tek bir potada da eritebiliyorlar. Yapabilenleri de var. Ama daha zordur. Kolay değildir. Daha yani şey, hizmet almanız gerekir. Çünkü hakikaten üst düzey bir kualifikasyon gerekir. Üçünün birden uzmanını bulmak falan filan gibi durumlar düşünün. O yüzden hani bunu siz değerlendirirsiniz. Bütçenize göre, işte kobinizin büyüklüğüne göre vesaire. Yönetim ama nasıl? Daha önceki benim eğitimlerimden birinde vardı. Eminim diğer hocalar da hep bahsetmişlerdir. İşte bu plan hikayesi arkadaşlar. Sürdürülebilir turizm planı, operasyon planı, izleme planı hep bahsediyoruz. Küçücük bir şirket de olsanız iyi kötü bir A4'e bu planı, programı yapın. Yani hep bunu ben önceki eğitimde zaten anlattım. O yüzden tekrarlamayacağım. Önemli. İzleme sistemli. Bakın bu çok önemli. Planın programı olur, tur yaparsınız ama bunu gerçekten izlemeyi ihmal ederseniz bir süre sonra kalitenizin düştüğünü görürsünüz. Çünkü izlemezseniz bir şeyi yönetemezsiniz. Çok basit yani. Ancak o izleme size yönetmek için dataları verecektir. Verir yani, öyle söyleyeyim size.
Bunu konuşmuştuk zaten. O izleme sistemi olmazsa yönetemezsiniz. Çok açık. Bunu çok detaylandırmaya da gerek yok. Bunu kurmanız gerekiyor. Bunu nasıl kurarsınız? Çok basit. İşte geri dönüşüm, feedback, şirketlerde mekanizmaları vardır. Yani anketler yaptırırsanız, tur esnasında gizli anketler olur. Tedarik aldığınız insanlardan, hizmet verdiğiniz insanlardan, yani tur sırasında devamlı konaklattığınız ya da yemek yedirdiğiniz yerlerden devamlı bir geri dönüş. Yani hep budur. O geri dönüşlerde durumu, trendi anlarsınız. İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi? Kötüye gidiyorsa niye? Yine izleme bunu sağlar. Yani onun nedeni de izlediğiniz zaman görürsünüz. Falanca lokanta diyelim ki bozmuştur. Siz belki 10 yıldır orada çalışıyorsunuz ama son yıl yemekleri kötü olmaya başladı. O da bir memnuniyetsizlik getirir mesela, örnek. Bunu ancak işte öyle onu sorarsanız turistleri anlarsınız. Yani hani sormazsanız, aman canım ben yürüttüm, bitti gitti işte, parasını da karşılığını aldı derseniz bir süre sonra yavaş yavaş kaybederiz. Adaptasyon kabiliyeti. Diyelim ki planı yaptık. Tıkır tıkır işletiyoruz. İzleme sistemini de kurduk. Ama izleme sisteminde bize problemler gelmeye başladı. Bu içsel de olabilir, Türkiye gibi ülkelerde olduğu gibi dışsal da olabilir. Bu tür problemlere eğer adaptasyon kabiliyetini şirketimize kazandırmadıysak, buna fleksibilite diyebilirsiniz. Öyle de kullanılıyor. Öyle söyleyeyim. Hani genelde bu tür küçük şirketlerde bu biraz daha kolay. O detayına gireceğiz biraz da. Bunu sağlamadıysak eğer, bu genelde mental bir şeydir arkadaşlar. Yani İngilizce'de geçen defa söyledim, bilmiyorum. Open minded durumu var. Açık görüşlü olma. Yani hani eleştirileri alabilme ya da belli bir konuda hemen, atıyorum, yeni Z kuşağı yeni bir şey istiyor ekoturizmden. Hemen onunla ilgili kendini de onun içine koyup adapte olup şirketi oraya yönlendirebilme olayı. Öyle söyleyeyim. Bu adaptasyon kabiliyetini yöneticilerden genelde beklenir ama eğer yöneticinin personeli arası gerçekten iyiyse, personelde de o alttan o bilgi yukarı doğru o mekanizmayı kurduysa daha da güzel gelir. Ama bu kabiliyet önemlidir. Eğer bu kabiliyetimiz yoksa şirketimizde ya da bu kabiliyeti sağlayacak personel danışmanlık almıyorsak, bir süre sonra maddenin tabiatı gereği eskiriz, korozyona uğrarız. Klasiktir. Çünkü ekoturizm de değişiyor. Yani profil değişiyor. Bakın Y kuşağı var, Z kuşağı var. Hepsi başka şeyler istiyor. Mevzuatlar değişiyor. Doğa değişiyor vesaire vesaire. Hepsi adaptasyon olmamızı istiyor bizden. Dolayısıyla bizim adaptif olmamız gerekiyor. Diğeri de dirençli olmak. Bu da çok duyuyorsunuz. Surveillance diye bu İngilizce tabir. Aratıp da bulabilirsiniz diye söylüyorum İngilizcesini. Özellikle bizim gibi ülkelerde işte, yani görüyorsunuz. Bombası oluyor, osu oluyor, yasağı oluyor, savaşı olabiliyor, darbesi olabiliyor. Olabiliyor da olabiliyor yani. Bir yandan avantajlı, bir yandan dezavantajlı ülkeler gibi ülkeler, bizim gibi ülkeler. Böyle ülkelerde dirençli olmak önemli. Dirençlilik için de belli yapılması gereken şeyler var. Buna sermaye kontrolünden tutun da şirket içinde. Operasyon anında, kriz anında ABC planlarınızın hazır bir şekilde o anda olması gibi. Yani gene o yüzden biz surveillance plan ya da dirençlilik planı şirketlerde olsun öneririz, bekleriz. Çünkü olur, deprem olur, o olur, bu olur. Sizin o anda hangi reaksiyonu vermeniz gerektiğini panik halinde siz de can havliyle bilemeyebilirsiniz. Ama önünüzde bir yazılı ben ne yapacağım hani durumunuz varsa, bu sizi diğer şeylere göre ve o durumu halletmeyi noktasında ön plana çıkarır. Öyle söyleyeyim. O yüzden dirençlilik önemlidir. Her kapsamda da düşünebilirsiniz. Ekonomik olarak da düşünebilirsiniz. Pandemi de olur, deprem de olur, bomba da olur, savaş da olur. Bunların hepsini becerdiğimiz zaman arkadaşlar, altta yazdığım Z raporu sürdürülebilir. İşte bu, hani hep söylüyoruz ya, sürdürülebilir nasıl olacağız? Sürdürülebilir turizm diye. O yüzden hep kolay değil diyorum. Ancak işte onları sağladığımız zaman sürdürülebilir hale geliriz. O yüzden o zaman sürdürülebilir turizm yapmış oluruz. Ekoturizm o yüzden zaten, bunları yaparsanız aslında sürdürülebilir turizm yapıyorsunuz dememizin mantığı da o. Yani gün sonunda bunu elde ederiz. Bu bir bizim için şeydir, söyleyeyim. Ulaşmamız gereken, dünyanın peşinde koştuğu hedeflerden biridir. Bu sunum çok özetle böyle, çok hızlı geçtim. Bir sunum vardı daha diye, biraz da birbirine şeyler, entegreler. O yüzden hani orada da birazcık daha detaylarına gireceğiz. Nazlı Hanım, soru alalım mı, devam edelim mi direkt? Nasıl yapalım? Ferdi Bey, bir soralım, soru var mı diye. Tamam. O duruma soru bakalım. Varsa soruları alalım, yoksa devam ederiz.
Nasıl şu an hani chatten yazılı ya da söz alarak sormak istediğiniz bir şey var mı? Orada bu sunum bittiyse kapatabiliriz belki. Okay. Hem de herkese daha büyük görürüz. Tamam. Ama devamındaysa kapat. Tamam. Merhabalar Ferdi Bey, sesim geliyor mu? Merhaba, geliyor. Buyurun. Herkese merhaba bu aralar. Ben Gürkan Atlılar. Önemli noktalara değindiniz Ferdi Bey. Genel olarak turizme bakış açısı ve bunları bizlere çok açık ve net bir şekilde aktardınız. Müşteri portföyü olarak benim bir sorum olacak. Buyurun. Hani bu kapalı gruplar olabilir ya da özel gruplar olabilir. Farklı ülkelerden, çünkü her ülkenin her ülkeden gelen potansiyel müşteriler de var. Gelir düzeyi orta seviyede olan müşteriler de var. veya işte sırt çantasını, backpackers'lar dediğimiz sırt çantasını alıp 2 aylık, 3 aylık seyahatlere çıkan müşteri portföyleri de var. Benim gördüğüm aslında ekoturizm bütün bu grupları bir çatı altında toplayabiliyor. Çünkü hepsinin istekleri, yapmak istedikleri o doğa içerisinde, ekoturizm içerisinde bulunabildiğinden dolayı bütün arayışlara bir cevap olabiliyor. Bu doğrultuda bir işletmeci olarak kendi tecrübelerimizi nasıl daha iyi aktarabiliriz? Nasıl daha iyi o karşıdaki müşterilere verebiliriz? Farklı gruplardan, farklı ideolojilerden, farklı ülkelerden gelen müşteri portföyünü düşünerek. Şöyle söyleyeyim size, aslında buradaki temel düstur onlara aslında bunu vermemeye çalışmak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hikaye şu. O profil sizin onlara bir şeyleri caka satmanızı bizlerin yani genel olarak görmüyor, istemiyor. Onlar uygulamada bunları anlıyorlar zaten. O bahsettim ya daha önceden. Yani sizin rehberiniz ya da sizin şirketiniz uygulamada bu tür işte o nüansları onlara verdiği zaman Kanadalı, Yeni Zelandalı falan olması arasında fark olmuyor. Onlar hemen diyorlar ki ya bak bunlar lafta değil, hakikaten uygulamada bu işi kapmışlar. Çünkü öbür türlü şunu yapması çok kolay. Benden hemen dersiniz ki Ferdi Bey, bizim turlar için bir kağıt hazırlayın, böyle afilli olsun, işte sürülebilirlik, ekoturizm, biz şirket olarak bunu yazarım size hemen bir A4. Onları da dağıtırsınız. Ama onları dağıtıyor olmak, onları içselleştirip yaptığınız anlamına gelmiyor. Onların en temel farkı zaten sizin onları içselleştirip gerçekten onlara söylemeden bile hani yaptığınızı görmeleri, o yeterli, o samimiyetin peşinde zaten onlar. Öbür türlü öbürü çok kolay. Zaten bazı yerlerde de görürsünüz. Hani akıcılığı sağlamak daha doğrusu, değil mi? Çünkü onların ortaklaştığı sizin dediğiniz nokta da şu. Farklı ülkelerden farklı diller olsa bile eko olayı var ya, işte doğa olayı ve ona yaklaşık o prensipler. O prensipleri onlar doğada temsil edilmesini ve ona yönelik şeyleri deneyimlemek istiyorlar. Hangi milletten olduklarının, o yüzden ortak payda olduğu için bu farkı olmuyor. Ama ortak istedikleri şey bizlerden samimiyet. Yani öyle söyleyeyim. Öbür türlü işimiz çok kolay olurdu. Yazardık bu sunumdakileri madde madde. Biz şirket olarak turda şöyle yapıyoruz, böyle dünyayı kurtarıyoruz falan diye. Ama bir bakarsınız rehberiniz ya da ne bileyim bir tane arabanız, biz deriz ki biz işte sürdürülebilir turizm için yapıyoruz, karbon emisyonunu şöyle azaltıyoruz. Bir baktık ama 5000 motor, bir tane A işte Mercedes G serisiyle adamları tura götürdük.
Adam der ki ne yaptın? Emisyonu dünyadaki en yüksek olan araç. Sen bana attın tuttun kağıtta yazıyorsun emisyon 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 diye getirdiğin araba en çok emisyon üreten araba. Ya anlatabiliyor muyum? Hani bu nüanslar önemli işte. Bunlar dikkatini çeker onları. Yani hani size gelip de böyle de söylemeyebilirler ama bir dahaki sefere gelmezler. Onu söylüyorum. Yani kibar da insanlardır birçoğu. Bu tür şeyler, nüanslar çok önemli. Hani dedim ya yaptığımızla söylediğimiz tutarlı olacak hani falan diye. Birazcık hikaye bu. Öyle söyleyebilirim genel olarak. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim katkınız için. Rica ederim. Başka soru var mı diye bakıyorum. Benim bir sorum olacak Ferdi Bey'e. Tamam. Bir de Alper Bey yazmış. O zaman önce Yasin Bey'in sorusunu alalım. Sonra Alper Bey'in sorusunu okuyalım. Benim arada bağlantıda sorun oldu. Bir daha düşersen Ferdi Bey'i artık oradan okuyup devam edebilirsiniz. Buyurun Yasin Bey. Ferdi Bey merhabalar. Benim merhaba. Sorum şeyle alakalı olacaktı. Bu bizim hedef kitlemize yönelik ne tür eğitimler vermemiz lazım? Müşteri beklentilerini iyice anlayabilmeleri için. Yani siz mesela en önemli şey iletişim eğitimi demiştiniz. Bunun gibi ne tür eğitimler verilebilir? Onu personele mi? Yani operasyon yapan KOBİ'lerimize mi? KOBİ'lere, firmalara, çalışanlara, yerel halka, yerel yönetimlere, kurumlara vesaire. Hani bir orman örneği vermiştiniz. Tabii. Ben şimdi bunu pat diye madde madde size söylemem. Toparlayıp sorudan da yazarız. Bu önemli bir şey sordunuz çünkü. Yani hakikaten güzel bir şeye çalışıp size vermemiz lazım. Hani tam olsun diye ama ben hani deneyim olarak sunum olduğu için şeyimi söyleyeyim size. Hani operasyonlarda gördüğüm, kendim de işin içinde olduğum için. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de bu işi yaptım arkadaşlar. Yaklaşık 10 yıl bayağı rehberlik yaptım. Yani öyle söyleyeyim. Hatta bir acente bile vardı. Doğa Turizm Acentası diye. Ta 2006'larda kurulmuş. Türkiye'nin ilk hani bu tür şey acentalarından biridir. İsmi de Doğa Turizm'di. Öyle söyleyeyim. Hani ilk yapılan ekoturizm meclisinde bir şekilde olma şansında da eriştim. Sonra da elbette bu işlerden dolayı da gördüm. Benim gördüğüm en temel hikaye şu. Söyleyeyim eksiklik. Gerçekten bu hani dedim ya bütünsellik ve şey durumu. Hani turistlerin, o bizim ekoturistlerin beklediği. O bütünselliği yakalamak. Şirketlerde, iş hayatında çok kolay değildir. Ferdi Akarsu burada bunu söyler ama söylemesi onun kolay yapılacağı anlamına gelmez. Hani arzular şelale, ben burada hoca olarak söylerim. Bunu yapın, bunu yapın diye de o her zaman olmuyor. Yani o demin Gürkan Bey'in sorduğu soruya benziyor işte. Hani gerçekten söylediğiniz şeyle, yani vaat ettiğiniz şeyle yaptığınız şey farklı olma durumu çok üzücü. Bu, çünkü yeni bir turizm şekli ülkemiz için. O yüzden özellikle personele ve yöneticilere öyle söyleyeyim. Gerçekten bu sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilir turizm nedir? İşte bu bütünsellik nasıl elde edilir? Buna yönelik olarak personelimize, yöneticilerimize asgari düzeyde de olsa iklim değişikliği nedir mesela? Yani emisyon nedir? Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu insanlar bunları bilerek geliyorlar. Rehberinize bunu sorduğu zaman, rehberiniz küh mekküh dediği zaman arkadaş ekoturist sin yani şey personelsin böyle bir operasyon yani daha hani emisyon iklim krizi hani anlatabiliyor muyum sonuçta bu adamların olayı bu. Dolayısıyla temel düzeyde de olsa bu tür ekolojik okuryazarlık deniyor buna. İklim okuryazarlığı deniyor. Yani piyasadaki şu anda öyle söyleyeyim size adları yani popüler fashionable adları öyle bunların. Onların verilmesi gerekiyor ki gerçekten gelen turistle bu konuda ortak bir dili yakalayabilsinler. Çünkü hikaye orada yani ekoturizmde. Çünkü birebir ilişkiye çok dayalı. Dedim ya mass turizm gibi değil. Yani hani çünkü ona soru soruyor, ondan öğrenmeye çalışıyor. Çoğu yabancı dilli gelenlerin zaten. Lokalde hiçbir şey bilmiyorlar. Örnek veriyorum siz Göcek'te dağlarında gezdiriyorsunuz. Ne bilsin oradaki o şimdi tahtacıları anlatıyor. Ama denk gelecekler ormanda oradaki tahtacılarla. Halbuki kültürel olarak efsane bir durum. Yani hala yüzyıllardır yaşayan bir orman. Orman sağlayan, sürdürülebilir orman yönetimi yapan böyle bir yerel grup var orada öyle düşünün. Ama şimdi bu bilgiyi ancak o içselleştirdiyse, bilirse rehberi o turiste aktarır. Anlatabiliyorum değil mi? Öbür türlü ormanı kesiyorlar bunlar da der geçer. O zaman ne oldu? Halbuki adamlar orada çok güzel bir şey yapıyorlar yani. Arada fark var yani. Hani bunları asgari düzeyde de olsa bölge bölge anlattığımız zaman o bütünselliği genel olarak
Bence sağlanır. Ama bununla ilgili ne olur Nazlı Hanım'ı hatırlatın. Zaten iletişimdeyiz. Böyle bir küçük şey yapalım. Madde madde hani askeri. Şu anda ben de madde madde toparlamam çok zor. Hani o sorunuzun cevabını. Ama genel böyle bir eksiklik var değil mi? Sorunuzun cevabını bir tık sonraya Nazlı Hanım'ı erteleyelim. Bir hale konuşuruz onu. Yani yanlış sıralama ve yanlış bilgi vermek istemem o yüzden. Güzel bir soru sorduğun için söylüyorum. Tamam. Daha akademik ve sistematik bir hale getireyim dedi Ferdi Bey. Evet. Aslında şimdi de gayet güzeldi cevap ama onu daha da geliştirelim. Alper Bey'in sorusunu iletiyorum. Öncelikle sunum için çok teşekkür etmiş. Müşterileri başlangıçta elemek nasıl mümkün olabilir? Bazı müşteriler ekoturizm konseptini anlamadan misafir olmak istiyorlar. Bu diğer misafirler için ve işletmeci için de sorun oluşturabiliyor. Bir anlamda bazı müşterilerin adaptasyon problemi yaşamalarını proaktif şekilde önlemek nasıl sağlanabilir diye sormuş. Tamam, çok güzel sorulardan biridir. Bunu genelde şeyde yaparlar böyle kötü örnek için. İstanbul'da, İzmir'de böyle yerlerde böyle barların önünde abiler vardır ya, ne diyorduk onlara, bodyguardlar, istediğini alır istediğini almaz falan filan böyle. Böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yani hani bakınca böyle afillik kıyafet giymiş, sen gel işte falan öyle bir durum değil. Bunu çok basit bir temelle yapıyoruz söyleyeyim. Sakın bunu insanlara sen git sen gel değil. Zaten biz şirket olarak, acent olarak, o turun kalitesi olarak diyelim ki sayılı örnek verelim. 10 kişilik turlar yapıyoruz. Bu 10 kişilik tur içinde zaten 8'i 9'u diyelim. 3 aşağı 5 yukarı aynı bütünsellikte ve aynı sosyoekonomik seviyedeyse onun yanına gelen 1-2 tane sizin demin o soruda söylediğiniz gibi gelen kişi zaten siz alsanız da almasanız da ikinci kere de üçüncü kere kendi kendine ya o gruba uyuyacak ya da zaten ya paramla niye burada rezil oldum arkadaş burada eziliyorum falan deyip zaten başka bir yere gidecek. Dolayısıyla orada yapacağımız en son şey ben seni almıyorum sen öylesin böylesin diye operasyonlar içinde kendi içinde elenir böyle arkadaşlar. Örnek veriyorum çok siz diyelim ki şeyde vardır ya reklamda A++ profile bir restoran açtınız. Efsane bir restoran. Gerçekten oraya diyorsunuz ki sadece atıyorum yani şu anda. Doktorlar sadece CEO'lar gelsin. Benim hedefim bu. Ama bir bakıyorsunuz hop cebinde parası olan örnek veriyorum. Bayağı normal sizin beklemediğiniz profil de içeri giriyor. Şimdi olup onu kapıya dışarı atmak olmuyor. Öyle bir şey yok. Her zaman müşteri haklı. Bakın bunu boşuna söylemezler. Ama zaten ona siz normal bildiğiniz hiç onun durumuna inmeden diğer müşterilere verdiğiniz hizmeti aynı şekilde veriyorsunuz. Bir süre zaten sonra ya onlara uyuyor ya da zaten restorana gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü zaten sıkılıyor adamcağız ya da kadıncağız yani neyse. Bunun yolu kervan yolda dizilir hikayesi. Dolayısıyla öyle agresif seni almıyoruz sen olsun busun ya da tur içinde küçümseyici hareketler falan onlar hiç doğru değil. Zaten yapmamızın sonuçta karşımızdaki iyi kötü sevsek de sevmesek de bir şeydir, insandır. Öyle bakın duruma. Dolayısıyla bunlar her zaman olur. Her işletmeci de, her tur sahibi de hep en iyisini ister. En zenginini, en elitini, en arzı. Ama her zaman böyle olur mu? Olmaz yani. Bunu deneyimle hepimiz sabitlemişizdir hayatlarımızda. Ama bunu olgunlukla karşılayıp zaman içinde kendi kendine o profilin bizlerin verdiği hizmetin kalitesini sabit ama daha da doğrusu arttırdığımız sürece o istediğimiz profili yavaş yavaş otomatik olarak kazanırız zaten. Yani hani sabit müşterimiz olur. Hani öyle bir toplum içinde öyle söyleyeyim sizin yeriniz zaten ayrışır. O ajanta der ki zaten o ajantaya şunlar gider hep. Başkası doğrusu gitmez. Hani hep duyarsınız bunları. Ya da o restorana o grup gider zaten. O kendi bir şey içinde ayrışmıştır. Yani o market içinde ayrışmıştır. Onu sağlamanın yolu arkadaşlar sürdürülebilir, sabit veya her zaman daha da gelişen ürünü sunmamız. Bunu yaptığımız sürece istediğimiz profile elde etme oranımız artacaktır. Ama istisnalar her zaman olur. Orada da sakin kalacağız. Evet. İki soru daha var. Hızlıca onları da okuyalım. Sonra kalan bölümü tamamlayalım. İbrahim Bey, hocam yeni kurulmuş 2-3 ay içinde faaliyete geçecek bir firma olarak dediğiniz kriterlere aday personel denk gelirse yönlendirebilirsiniz. Sanutçu demiş İbrahim Bey.
Berna Hanım da merhaba, antik yürüyüş yollarını ekoturizme nasıl adapte edebiliriz? Yürüyüş yollarının markalaşmasına ve pazarlamasına yönelik neler yapılabilir? Bu konuyla ilgili bir kaynak ve inceleyebileceğimiz iyi uygulama örneği önerebilir misiniz? Demiş. Mehmet Bey'in zaten bağlı olduğu kurum daha yeni Köyceğiz ve çevresinde EcoTrail ile destek verdi. Çok güzel bir proje de yaptılar. Onun tanıtımına yönelik olarak. Hatta rotaların cep telefonu aplikasyonu da görebiliyorsunuz bilgisayarınızdan. Ayrıca rota üzerinde niteliklendirme yapıldı. Yine GEKKA'nın desteğiyle, yani yer, yön, tabela, işaretlendirme, güvenlik ve her sene o bakım düzenli olarak yapılıyor. Dolayısıyla bunu böyle sürülebilir hale getirdiğimizde o rota en azından bir ekoturizm destinasyonu haline gelme yolunda. Yani şu anda bütün Köyceğiz çevresinde bunlar tanımlanmış durumda. Örnek için söylüyorum size. Ama o yürüyüş rotasında diyelim ki Ferda Karsu'nun acentası var ve ben ekoturizm yaptırıyorum. O yürüyüş rotasında ben ekoturizm yaptırmam demek o operasyonun da ekoturizm olması demek. Örnek veriyorum. Giderken operasyonda mesela dik yolu yürüten bir acentasınız siz diyelim. Hani en meşhur ya, oradan örnek verin. Götürdük 10 kişiyi. Bayağı 7 gün boyunca yürüyeceğiz yani. Belli yerlerde var. Yol üzerinde suya ihtiyacımız var. Doğru mu? Doğru. Şimdi biz orada yürürken yanımızda 300-500 tane plastik pet şişeyle bu işe gidiyorsak, o turist der ki arkadaş bunu neyi eko? Anlatabiliyor muyum? Hani bununla ilgili niye bir düzenleme yapmadınız? Niye devlet belli yerlere çeşme yapmadı? Ya da neden köye geçtiğimiz yerlerde çeşmelerden biz bunu elimizde mataralarımız var doldurmuyoruz. Siz böyle devamlı arkadan bize tamam iyi güzel bizi düşünüyorsunuz susuz kalmayalım diye ama pet işi nedir yahu? Yani hani der bunu, onu söylüyorum yani bunlar artık bekleniyor, isteniyor. Mesela bunu yaparsanız yaptığınız faaliyet bir ölçüde ekoturizmden çıkar. Lig yolunda olsanız da çıkar. Yani kendisi ekolojik olsa da siz operasyonunu ekolojik yapmamış oluyorsunuz. Çok şeyli bir şey. Tatlı. Örnek için verdim bunu. Dolayısıyla bence GEKKA'da bunun çok güzel örnekleri var. Benim bildiklerim de var. Hani o arkadaşın sorusuna yönelik olarak yapılan evet. Özellikle bu yürüyüş notalarıyla bilginize oradan da detaylı web sitelerinden bilgi evet, alabilirim. Zaten şöyle ben o zaman Ferdi Bey'in söylediğine ek yapayım. Berna Hanım da zaten GEKKA'dan hani o projelere hakimdir kendisi. Ama hazır sorulmuşken ben birkaç tanesini de okuyayım. Çünkü zaten bu eğitim de bu kapsamda programlandı. Sonuç odaklı programı ekoturizmde yeni destinasyonlar sonuç odaklı programı zaten Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın. Bu kapsamda da çok ayrıntılı çalışmaları var. Bunlardan belki birkaçını hani ben ismen geçirebilirim. Hem fikir de olabilir. Hakikaten yani işte Beyağaç doğanın özünde yayla keyfi, Çameli Spor Havaları Merkezi ve Rekreasyon Alanı'ndan tutun. İşte Yörük Köyü, Dırlavan, Fethiye Sualtı Tarih Parkı, Likya yollarında atlarla dolu dizgin, sudan gelen eğlence, yeni nesil eko farm, bir huzura kavuşmak. Yani isimden de birazcık zaten ne tür projeler olduğu konusunda bir fikir oluşabiliyor. Hani hakikaten çok fazla bu konuda desteği var. Çok odaklanmış durumda Güney Ege Kalkınma Ajansı. Her biri de ayrı bir uygulama örneği ama şimdi onu tabii açmak vakit alır. GEKKA'nın web sitesinden de bu ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Hem size de bir fikir olur. Son olarak Alper Bey demiş ki yazılı kaynak olarak Kariye Yolu Bozburun Yarımadası Yürüyüş ve Gezi Rehberi adlı Altay Özcan tarafından yazılmış çalışmayı tavsiye edebilirim demiş. Teşekkür ederiz. O zaman şimdi yine ikinci bölümü de olduğu için ve zaman daraldığı için Ferdi Bey sunumun ikinci bölümünü Necat Bey sanırım bir parmak kaldırdı. Necat Bey size de söz verelim sonra Ferdi Bey konuyu toparlasın. Son bölümde artık onun soruları da alıp tamamlarız. Buyurun Necat Bey. Ben sesim geliyor mu? Evet, gayet güzel geliyor. Evet, selamlar herkese. Ben hareket kabiliyeti sınırlı veya psikolojik engellilere rehabilitasyon konusunu açmasını istiyorum hocam. Ferdi Bey, yani bu konuda ne tür ekoturizm çalışmaları yapılabilir gibi mi diyorsunuz Necat Bey? Evet. Var. Bir önceki eğitimde söylemiştim aslında. Biz buna işte terapi ormanları, ondan sonra sağlık ekoturizmi falan altında, ekoturizmin altında durumlar var. Bu tür dezavantajlı
bireylere yapılan, örnek veriyorum mesela onunla ilgili bir proje vardı gelişme safhasında bildiğim kadarıyla. Köyceğiz'deki Kavak Arası Sığla Ormanı'na o neydi? Çocukların bir şeyi var. Down sendromu değil de diğeri. Unutuyorum. Otizm. Otizm mesela. Otistik hastalara, çocuklara, o gencecik çocuklarımıza dünyada öyle bir literatür var. İyi geldiğine yönelik. Ya da ruhsal hastalıkları olan belli insanlara. Onun dışında gerçekten sadece engelliler için olan yürüyüş ve işte tekerlekli sandalye parkurları dünyada var. Türkiye'de daha doğru düzgün sadece terapi ormanları düzeyinde var. Ama engellilere yönelik böyle bir şey ben duymadım. Belki Kalkınma Ajansı'ndan arkadaşlar var. Benim duymadığım onların yaptığı vardır ama ekoturizmi gayet onlar için de örnek veriyorum. 30 kilometre yürütmüyorsunuz da özel bir parkurda orman içinde o tekerlekli sandalyeyle ya da ne bileyim ampute hani belli kısıtı olan insanlara yönelik daha rafine, temizlenmiş ama onların da o deneyimini belki 1 kilometre, belki 300 metrede falan sağlayacağınız tesisler yapılabiliyor. Dünyada ben biliyorum örnekler ama Türkiye'de bildiğim kadarıyla sadece hala bu terapi anlamında hani var ki o da ekoturizmin bir şeyidir, parçasıdır. Ama yavaş yavaş bence onlar da gelecek. Öyle söyleyebilirim yani. Evet. Çok teşekkürler Ferdi Bey. O zaman devam edebiliriz isterseniz tamam, sunumla. Bir konu, bu konuda ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Necat, Gürkan Bey. Necat Bey'in az önceki sorduğu soruyla alakalı birçoğumuz da bunu bilir. Bergama Antik Kenti tarihte ilkleriyle meşhur bir yerleşim yeridir. Ki bunlardan bir tanesi de Asklepion'dur. Yani antik dönemde en etkin terapilerin kullanıldığı, sağlık anlamında terapilerin kullanıldığı ve dünyanın ilk hastanesidir. Necat Bey'e bununla alakalı Bergama ve Bergama Asklepion'la ilgili kaynaklardan kaynakları okuyarak ya da bunları araştırarak çok güzel noktalara erişebileceğini tahmin ediyorum. Ki Bergama'nın az önce de söylediğim gibi antik dönemde ilk özellikle mental anlamda tedavi merkezinin olmasından dolayı Necat Bey'e bir katkısının olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, yani o zaman bunu ek olarak da şey biz aynı zamanda iMinit olarak Bergama'nın markalaşma çalışmalarını yaptık. Onun case study olarak linkini atayım size. Ve aynı zamanda da bu söylediğiniz ilk terapi merkeziyle ilgili Expo döneminde hani gerçekten böyle yurt dışında illüstrasyonlarla tamamlanmış eski dönem o sağlık merkezinin görüntülerini birleştirmiştik. Onun da linkini atayım. İlginizi çeker diye düşünüyorum. Hani konusu gelmişken onlara da bakarsınız. Buyurun Necat Bey. Ses kısık. Sesiniz kapalı. Gürkan Bey, sağlık turizmiyle engellilere karıştırdığınız çok farklı şeyler. Benim bahsettiğim erişilebilir turizm. Ben size kamerada görüyor musunuz? Evet, gözüküyorsunuz Necat Bey. Ses de geliyor. Ha. Benim gösterdiğim bir şey var, Joelet diye. O gözüküyor. Şu an evet, gözüküyor biraz. Evet. Bu alet ülkemizde yok. Birkaç yerde sadece ithal edilmiş bir ürün. Tekerlekli sandalyeyle alakası yok bunun. Tek tekerlekli bir ürün. Bir kişi çekiyor, bir kişi de dengeyi sağlıyor. Bu ürünle dünyada ülkeler arası Avrupa ve dünya şampiyonaları yapılıyor. Ve bütün doğada çok rahatlıkla 1-2 kilometre değil 30-40-50 kilometre gezmeyi gezmeyi sağlayabilecek harika bir ürün. Ben özellikle bunu bahsetmek istemiştim. Benim konum zaten ENAT diye bir kurum var. Belki biliyorsunuz. European Network for Accessible Tourism. Dünya Turizm Örgütü ile beraber çalışan bir örgüt. Eş başkanlığında
birinci ve ikinci Destination for All zirvelerini düzenleyen bir kurum. Ben de bu kurumun Türkiye'deki temsilcisiyim. Özellikle bu konuyu açmamın nedeni budur. Yani sağlık turizmiyle engelli erişilebilir turizme tamamen farklı şeylerdir. Hatta bu ürünü biz Bergama Belediyesi'ne de hediye ettik. Bergama Belediyesi'nde bahsettiğim joinet bulunmaktadır. Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Tamam. Necat Bey'e tekrar teşekkürler o zaman. Hakikaten güzel katkı oldu. Bu da bir şey açılım zaten. Kendisinin de belirttiği gibi. Şimdi şeye geçelim isterseniz hızlıca. Çok da zaten kesiştiği noktalar da var. Bu böyle yeni bu işe girecek arkadaşlar için özellikle bu girişimcilik ve ekoturizm temel işletme ilkeleri ne olmalı? Birazcık o profilde anlatırken o yüzden birbirine giren şeyler de var. Onu hani göreceğiz zaten. Hızlıca bunu sırasıyla bir bakalım. Şimdi girişim ekosistemi. Bu ekosistem kelimesi çok kullanılıyor. Ben de moda diye seviyorum, kullanıyorum. Zaten artık her yerde duyarsınız bunu. Yani ekosistemi diye. Bunun arkadaşlar yaratılması gerekiyor. Bizim ülkemizde genellikle ya da bizim gibi ülkelerde bu girişimciliği birazcık fikrim ve param varsa yapabilirim gibi algılanıyor. Ne yazık ki sukut hayalle sonuçlanabiliyor. Çünkü öyle kolay bir şey değil. Buna bir düşünce bulutu teorisi deniyor. Yani aynı fikir dünyanın belli yerlerinde yaklaşık 10 bin kişinin aklına aynı anda geliyor. Bununla ilgili çalışmalar var, görürsünüz. Yani ben bir fikir buldum, kimsenin aklına bu gelmemiştir deme işi birazcık güzel, hoşumuza gidiyor. Ama önemli olan o fikri birkaç yıl içinde, çünkü birçoğu belli aşamalardan sonra o fikri bırakıyor. Ancak 2-3 tanesi bunu maddi olarak da destekleyip bir yatırım haline getirebiliyor. Yani hani düşünün 8 milyar insanın içinde öyle bir bulutun içinde varız. O yüzden bu ekosistemi anlayalım istiyorum. Yani özellikle bu işe para yatıracak, bu işe gönül vermiş ya da bu işe zaten girmiş bir şekilde açılım arayan arkadaşlar için. Öncelikle hikaye şu, fırsat. Fırsat kollayacağız. Bu klasik ticaretin içinde olmazsa olmaz bir durum. Bu fırsat nedir? Genelde bu gap analizi denir, boşluk analizi. Yani sektör içinde bir yerde bir boşluk görürsünüz. Onu görmek bir meziyettir. Bunun için kendinizin o meziyete sahipseniz görebilirsiniz ya da bununla ilgili olarak uzmanlıklar vardır. Hakikaten der ki mesela ya şurada Starbucks yok bak anında gider burada, örnek için söylüyorum, hep öyledir ya Türkiye'de, aç bir Starbucks bak zengin olacaksın falan diye öyle arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız vardır hani. Ya da kendimiz onu görebiliriz, o boşlukları. Hani mesela bir yere gitmişsinizdir, Toroslar'da bir yer diyelim. Hiç kimse doğru düzgün gitmiyor ama dünya cenneti bir yer. Çok da potansiyeli var, altyapısı falan filan. Mesela o bir fırsat. Örnek için söylüyorum. Yani o fırsatı değerli olduğunu görmek bir meziyettir onu. Yoksa çoğu oradan geçip gider. Fotoğraf çeker, aklına bile gelmez orada bir şey olabileceğinin. Öyle söyleyeyim size. Bunu o ekosistemde bulundurmamız gerekiyor. Ya sahip olmak ya da bu meziyete sahip birilerine dost olmak ya da danışmanlık almak. Neyse. İki, deneyim gerekiyor. Turizm, turizmcilerin deyimiyle herkesin yapabileceği bir iş. Yani o çok şikayet ederler. Hani herkes turizmci olabilir parası olan derler. Türkiye'de de ne yazık ki yanlış yapıldığı için böyle bir şey de sanki doğruymuş gibi görünür. Halbuki Türkiye'nin turizminin geldiği noktaya bakarsanız son 30 senede, yani o kalite, işte geceleme oranları, gecelik ücret oranlarının yıl düşüşünü aslında herkesin yapamadığını görüyoruz. Ama elbette benim param varsa bir yerden de 50 yıllık bir yer kiralarım devlette, açarım oteli yani. Ne var ki bunda, sonuçta inşaat yapmak zor bir şey değil. Örnek veriyorum yani. Hani genelde. Dolayısıyla bu deneyim önemlidir. Ekoturizmde hele ki hep biraz önce konuştuk, o yüzden detaylarına girmeyeceğim. Çok çok önemli. Ya kendimiz o deneyimi ya da eğer bir sermayedar olarak giriyorsak o deneyime sahip birilerini bünyemizde bulundurmamız gerekiyor. Çok önemlidir. Demin detaylarına girdiğim için hiç anlatmıyorum. O işte davranış, ne bekliyorlar, profiller falan. Diğeri arkadaşlar, analiz. Bu da çok önemli. Yani hep söylüyorum bu izleme falan. Eğer
bir şekilde ya kendimizin ya da işlendirdiğimiz birilerinin bu yeteneği varsa önemli olur. Çünkü fırsat var, deneyim var ama oturup analiz yapmanız gerekiyor. Bir önceki, yani diğer günde yaptığım şeyde anlatmıştım bunu. Bir rekabet profiliniz var sizin, onu ortaya koymanız lazım. Her şey okeydir ama o kadar çok orada rakip vardır ki mesela başka ülkede. Analiz ettiğinizde o şey yapmaz, yatırım yapılabilecek bir seviyede değildir mesela. Ama öbür türlü onu yapmazsanız çok tatlı gelir her şey. Bir yaparsanız batarsınız gibi yani. Dolayısıyla bu analiz önemli bir yetenektir. Mutlaka işin başında bulundurmak gerekir. Ya sizde ya danışmanlık alırsınız ya bir personel alırsınız. Onu size o verir vesaire. Yolları var zaten sizin de bildiği gibi. Diğer önemli şey, bakın ekosistemde her şeyiniz var. Her şeyi analiz ettiğiniz gerçekten ekip kuramadınız. Olmaz yani. Birazdan detayına gireceğiz bunun da yani. Hani ekip çok önemli de özellikle ekoturizm gibi durumlarda. Yani sizin ekibinizin en güçsüz parçası sizin gücünüzün en yüksek yerini gösterir. Ne yazık ki bu böyledir. Yani hani bu klasik bir dağcı hikayesidir. Dağa çıkarken üçlük beşlik grupta çıkıyorsanız en zayıf olanı o grubun gücünü gösterir. En güçlü olanı göstermez. Bu da böyledir. Ekibiniz ne kadar iyiyse, donanımlıysa, demin anlattık ne olması gerektiği ekip vesaire, hani o kualifikasyonları önemli. Bu ekibi kuramazsanız tek başına parayla, deneyimle, siz isterseniz dünyanın en ünlü ekoturisti olun ya da bununla ilgili 20 tane şirket açmış olun. O ekip yoksa olmuyor. Ne yazık ki olmuyor. Yani önemli. Finans ve sermaye. Bu bence en son gerekli şey. Yani şunlar olacak ki artık ondan sonra finans ve sermaye de olacak bir işe girişin. Bizde tam tersi oluyor. Genelde finans ve sermaye oluyor. Benim param var arkadaş, bir işe girim oluyor. O yüzden de biraz hani işe biz biraz tersten bakıyoruz. O da bir yöntemdir ama genelde bu tür niş, butik yaklaşım isteyen işlerde ekoturizm gibi bu dediğim sırayı bence ben olsam takip ederim. Yani bunu da ben ara ara gidip bir yerlerde hep anlatıyoruz. Artık deneyimle de sabit. 25 yıldır meslekte olunca belli arkadaşlar bu işe girdi. Kimisi yaptı, kimisi yapamadı. Hani görüyoruz, öyle söyleyeyim. Birazcık öncesindeki tabii, şimdi artık deneyime dayanarak söyleyebilirim. Bu sırayı bence takip ederim. Yani bu ekosistem girişimcilik için önemli. Şu önemli, genelde ben görüyorum, bana da soruyorlar arkadaşlar. Kobi miyim? Kobi nedir? Diyeceksiniz ki ben de internetten aldım. Yani hep default bilgi, zaten bunun bir yönetmeliği var yukarıda, oradan alabilirsiniz siz de. 2018 en son, inşallah değişmemiştir yani, bilmiyorum. En güncelini bunu buldum. Değişebiliyor çünkü bunlar, biliyorsunuz malum. Çünkü o milyonlar falan değiştiği için yönetmelik de güncellenebiliyor. O yüzden siz yine kontrol edin resmi gazeteden. Ben size bulduğumu koydum burada. Bunu bilmek önemli arkadaşlar. Sizin ne olduğunuzu. Niye önemli biliyor musunuz? Ben mikro olsam ne olur, küçük olsam ne olur değil. Yarın bir gün Gekka'ya başvuracaksınız. Yarın bir gün Avrupa Birliği'ne başvuracaksınız. Bankaya başvuracaksınız kredi için. Ya da hepsi sizden sizin ne olduğunu soracak. Çünkü ona göre kredibilitesi, kredi alma miktarı, projeye başvuru yeteneği, yani her şeyiniz uyar. Şu uymaz, kalkınma ajansı der ki biz sadece mikro işletmelere bunu açıyoruz. Örnek veriyorum, ya da Avrupa Birliği der ki, ya da bakanlığımız. Dolayısıyla bu bilgileri bilirseniz, buna göre kendimizi konumlarsanız, fon bulmada, izin almada, ruhsatlandırmada falan işiniz kolay olur. Öbür türlü makama gittiğiniz zaman öğrenirsiniz. Bir ay kaybedersiniz, iki ay kaybedersiniz. Yazık. En başında bunu bilin. Ona göre operasyonunuzu yapın ki gittiğiniz zaman zaman kaybetmeyin. Tıkır tıkır işleriniz yürüsün diye. Hani ben de ne okumayacağım. Zaten sizlerle paylaşıyorum. İnternette de bulursunuz ama bunu bilelim. Bu KOBİ nedir? Küçük işletme değildir. Aksi hep öyle bilinir. K olduğu için başında. Küçük ve orta işletmedir KOBİ. Yani orta işletmeyi de içerir. Hani biz genelde butik, bu tür ajanslar falan küçük işletmeye de mikro işletmedir. Gördüğünüz gibi zaten kişi sayısını bakınca. Ama orta büyüklüktekiler de KOBİ içine alır. Bilelim diye hani bunu paylaştım. Ama internetten de ne olur kontrol edin. Biliyorsunuz günden şey, geceden sabaha kanun falan değişebiliyor. Daha günceli vardır belki. Sizi yanlış yönlendirmek o istemem. Şimdi bu küçük işletmede avantaj ne arkadaşlar? Bu küçüğün içinde mikro ve küçük var. İkisini de aldım yani. Öyle düşünebilirsiniz deminki tanıma göre. Çünkü bazı avantajları var, daha bazı dezavantajları var. Ben en önemlilerini söylüyorum size. Ekoturizm butik seviyor arkadaşlar. Yani
böyle bir gerçek var. Onun nedeni de altta 3 taneyle sınırladım. Bu butiği de parantez için aldım. Çok kullanılıyor ya, butik otel, butik işletme falan filan. Hani böyle seviyoruz böyle güzel kelimeleri, moda şeyleri. Ama bu bir gerçek. Yani öyle söyleyeyim. O da niye? Belli sınırlarımız zaten var. Bakın, doğal sınırlar. Zaten biz, eğer örnek veriyorum, bir doğa gözlemiyle ilgili acentaysa ya da bir ekoturizm acentaysa, zaten istesek de 1000 kişiyi aynı anda yürütemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Zaten sınırları var. Zaten 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Yani anlat, yani bellidir sınırları. Yürüdüğünüz patikanın çapı belli. Anlatabiliyor muyum? Zaten hani öyle bir durumları var. Dolayısıyla zaten doğa bizi sınırlıyor. Küçük oluyor. İstesek de istemesek de. Yani 10 kişilik operasyon yapacak büyüklükte bir ekip kur diyor bana mesela. Yani bir, bunu unutmayalım. İki, turistlerin deneyimleme isteği. Bunu bir önceki sunumda anlattım. Bu turist grubu deneyim istiyor. Yani birebir ilişki istiyor. Onu deneyimlemesi de 100 kişinin içinde zor. O yüzden 3 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik gruplarda o deneyimleme oranı artıyor. Dolayısıyla bu isteğe nazaran da zaten butik olmak zorunda oluyor. Bu tür işletmeler küçük işletme haline geliyor. Öbür türlü herkes bilir. Yani 20 kişilik grubu 50 kişi yapayım da 2000 liradan işte atıyor 10 bin lira alacağıma 100 bin lira alayım. Ama işte öyle olmuyor. Hani sandalye atmak, masa atmak hikayesi gibi değil bu. Onu yaptığın anda o turistin deneyimleme oranını düşürüyorsun. Daha çok ses oluyor, kafası şişiyor. Bir süre sonra arkadaş diyor, ayağı düşmüş burası. Örnek için söylüyorum, bu tabirler kullanılıyor diye. Kaçıyor sizden. Hani bir kere satıyorsunuz onu, ikinci kere olmuyor. Dolayısıyla bu yine bizi küçük ve mikro işletmeye birazcık zorluyor demeyeyim ama oraya doğru yönlendiriyor. Diğeri de arkadaşlar, fleksibilite. Bunu bir önceki sunumda da anlattım. Biz ne kadar küçük olursak, işte doğanın bize sunduğu sürprizler ya da hükümetin sunduğu, devletin sunduğu, genel olarak yasaların sunduğu, dünyanın sunduğu hikayelere fleksibil olma oranımız artar. Yani hani daha, çünkü niye, 10 kişilik çalışanımız vardır, 20 kişilik, örnek veriyorum, pıt pıt reaksiyon alırsınız hemen. Ama siz de öyle 1000 kişilik bir grupsanız birdenbire bunu yapmanız olmaz. 1-2 yıl alır o operasyon. Örnek için söylüyorum. Yani dolayısıyla fleksibilite ihtiyacı bu ekoturizmin yine bizi küçüğe yönlendiriyor. Hani boşuna o yüzden ekoturizm acentaları küçük olmuyor. Hani onun mantığını anlatabilirim diye size bunu veriyorum. Bir doğal bir şeyi var. Kendinden gelişen. Bunlar avantajları. Yani küçük işletme oluruz, avantaj olarak bunları alırız. Yani hani bu grupları tutabiliriz elimiz. Dezavantajı yok mu hocam? Var. Hemen söylüyorum. Hele ki birazcık iş güç insanları bilirler. Ticarette büyük balığı, küçük balığı yeri geldiğinde yutmayı çok sever arkadaşlar. Bunları özellikle bu şekilde yazdım. Çünkü sermaye, özellikle kriz durumlarında küçük balığın sermaye desteği olmayabilir ya da bu tür şeylerde çok hızlı sarsılırlar. Hemen anında büyük balık sermaye desteğiyle onu yutar. Dolayısıyla bu bir dezavantajdır küçük şirketler için. Çünkü istese de çok büyük bir sermaye yapısı gereği geliştiremez. Zaten geliştirdiği anda kendisi de büyük olur. Tanımı gördünüz. Yani belli bir kişi sayısı çalışan, belli bir de ticari hacim. Yani devlet onu tanımlamış zaten, adı orada yazıyor. Dolayısıyla böyle bir dezavantaj var. Bu dezavantaja yönelik olarak da biz bir önceki sunumda ne dedik? Dirençli olmak dedik. O yüzden diyorum, o yazdığım şeyler gerçekten sırf güzel kelimeler diye yazmıyorum. Yani hakikaten bunları gördüğümüz, deneyimlediğimiz, bildiğimiz için söylüyorum. Ama böyle bir risk hep vardır ticarette. Bu işte kahraman bakkal süpermarkete karşı diye tiyatroları bile yapıldı ya. Oradan da kendiniz yapabilirsiniz. Her zaman küçük olan birazcık daha dezavantajlıdır. Bunu unutmayalım. Bunu bilelim. Yani hep kafamızı dursun. Diğer konu, krizler arkadaşlar büyük sever, küçük sevmez. Kriz kapitalizmde ne yazık ki silkeleme aracıdır. Birazcık o küçükleri piyasanın içinden eliminize eder, büyüklerin içine, tekelleşmeye doğru iter. Bu da bir gerçektir. Ticari hayatta olan arkadaşlar bunu çok iyi bilirler ki zaten bir krizin 3 aşağı 5 yukarı şu anda da içindeyiz. Dolayısıyla bunu da bilelim. Bu da bir dezavantajdır. Küçük olmanın getirdiği dezavantajlardan biri. Yani kafamızda dursun. Her an kriz olabilir. Kriz olduğunda da ben büyük şirkete göre biraz daha az şanslıyım. Yani bu kafamızın bir yerinde olsun ki ona göre sermaye mi tutacağız, yatırım mı yapacağız, ne yapacaksak yapalım, bunu en başında bilelim. Hani son dakika golü yemeyelim diye söylüyorum. Diğer arkadaşlar, birazcık üzücüdür ama bu da işin doğasında vardır. Kanun ve iktidarlar, genel olarak devlet diyelim buna, büyükleri daha çok sever. Yani bizi sevmez değil. Ama büyükleri biraz daha sever. Çünkü niye?
kanun nazarında, devlet nazarında büyük demek daha çok vergi demek, daha çok istihdam demek, daha çok ticari hacim demek. Dolayısıyla onu birazcık daha fazla sever. Yani bizi de sever ama küçükleri, büyüğü biraz daha fazla sever. Bunu da bilelim. Bu ne anlama geliyor? Birazcık kanunlar, yönergeler, izinler falan büyüklerde birazcık daha rahat çözülebilir küçüklere göre. Öyle söyleyeyim size hani. Bunda zaten ülkemizde deneyimlemeyen, yaşamayan sanmıyorum ki olsun yani. Ama bu işin kötüsü iyisi değil. Sadece belki de olması gerekeni, o artık hani birazcık işin başka boyutu. Ama böyle bir risk ve dezavantaj vardır. Bilelim. Hani isyan etmeyelim. Arkadaş, büyük şirketin 3 günde ruhsatı çözüldü. Benimki niye 30 günde çözülmüyor falan. Hani örnek veriyorum. Şimdi aklıma ilk o geldi diye. İşte bu nedeni budur. Öyle söyleyeyim. Çünkü sizin 10 çalışanınız vardır. Adamın 1000 çalışanı vardır. Devlet nazarında 1000 kişilik şeydir. İstihdamdır. Vergidir. Oydur. Yani siyaset de var bunun içinde. Doğasında var işin. Dolayısıyla bunu bilelim. Hani şey yapmayalım, öküz altında da bıza aramayalım. Yine Anadolu'dan bir tabirle söyleyeyim. Hani bunlar vardır, dezavantajlıdır, bilelim diye söylüyorum. İlkeler ne arkadaşlar? Onu söyleyeyim bu temel işletmecilikte. Birazcık deminki sunumda da bunlara değindik ama hak temelli yaklaşım dedik. Onun detaylarını burada vereyim istedim. Kaynak değere, yani doğal ve kültürel değerlere de hak değerli, hak temelli yaklaşacağız. Çalışanlarımıza zaten yapacağız. Zaten kanunlarla bunu yapmak zorundayız. Gelen ziyaretçilerimize, turistlerimize yine sadece bir meta gözüyle, para bırakıp gider gözüyle özellikle ekoturizmde bakamayız, bakmamalıyız. Doğru da değil. Hele ki ekoturizmde hiç doğru değil. Hep anlattım işte bunları. Tedarikçilerimize dahi, turizm tek başına bir sektör değildir. Aynı inşaat gibi yaklaşık 30 küsür tane, bu değişir, 32 diyen var, 34 diyen var, 40 diyen var, neyse, tedarikçi zincirini besler. Yani öyle söyleyeyim. O yüzden bir ekosistemdir kendi başına. İnşaatçısından tutun da sucusuna kadar, ekmekçisine, fırınına kadar, çiftçisine kadar bir ekosistemin ayakta kalmasını bir şekilde sağlar. O yüzden biz tedarikçilerimize de hak temelli yaklaşmalıyız ki onlar da bize öyle yaklaşsın. O bahsettiğimiz değeri büyütelim. İşletmecilikteki ilke bütünsellik, dediğim gibi burada yazmıştım. Dostlar alışverişte görsüncülük yok arkadaşlar. Hep böyle yazıyorum, ben bunu seviyorum. Hani çünkü o grup bunu anında anlar. Yani hani zekalarıyla da alay edilmesini sevmezler. Hani olmaz. O yüzden bu olaylara sizin ne kadar prensiple, ne kadar bütünsel yaklaştığınızı operasyonunuzda hissettirmemiz lazım. İşletmede de yani bu sadece o turist profiline değil. O yüzden ortaklaşıyor bunlar. O yüzden dedim belli yerleri ortak. Tutarlı, yine güzel sözümüz var Anadolu'dan. Bu ne terhiz, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu arkadaşım. Olmasın. Belki yabancı arkadaşların lügatlarında bu yoktur. Bu atasözleri bizde çok zengin, güzel, hoşumuza gidiyor ama aynı şeyi hissediyorlar, fark etmiyor. Hani onu yaptırmayalım, örneklerini de verdim. İşletmeci olarak işletmenin genel mantığına hep aykırıdır ama ekoturizmde ekoturistler buna biraz daha duyarlıdır. Öyle söyleyeyim size, daha fazla duyarlıdır yani. Hani es geçebileceğimiz bir durum değil bu. Çok hızlı özetlemeye çalıştım. Çok da hani birbirine dokunan yerleri var. Sorulara da zaman kalsın diye. İnşallah zamanımı aşmadım. Yok yok, zamanlama süper. Zaten bitirmeyi planladığımız zamana yaklaştık. En azından soru varsa ona da bir fırsat vermiş oluruz. Şu an çok teşekkürler. Bence çok akıcı ve keyifliydi. Soru var mı, yazılı ya da sözlü olarak bir zaman verelim. Ona göre de toparlayalım. Bakıyorum. Zaten arada bayağı bir soru da geldi. Şu an yeni bir soru yok sanırım. O zaman yavaş yavaş toparlayalım bu bölümü. Sonrasında bir ara vereceğiz. Sonra Faik Bey'le çok keyifli bir sunumla devam edeceğiz. Zaten kendisi de burada ilk günden beri eğitimin hemen hepsini de izledi. O da bizimle tecrübelerini paylaşacak. O zaman son bir zaman da verdik bu arada. Tamam, yeni bir soru yok. Ferdi Bey çok teşekkürler. Hani hakikaten 3 günde böyle en yoğun bölümlerden biri oldu. Ve çok da güzel sorular geldi gerçekten genel olarak. Çok da verimli geçtiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için ve zaman ayırdığınız için. Zaten belli işte bunları yollarız, bunları konuşuruz dediğiniz bölümler de var. İletişimimiz de devam ediyor olacak.
Zaten hem benim üzerinden hem Gekko üzerinden de her zaman iletişime geçebilirsiniz. O zaman şimdi bir 15 dakika ara vereceğiz. Bu durumda 15-20 olmuş. 35 geçe, evet teşekkürler geliyor. Faik Bey ile birlikte olacağız. Daha sonra da çok keyifli bir uygulama örneğimiz var. Bu sefer Karadeniz bölgesine gidiyoruz. Goleri turizmle gerçekten enteresan tecrübelerini paylaşacaklar. Serhat Bey. Efendim? O atasözünün galiba İngilizcesi evet, varmış. Evet. Onu gördüm ben de. Aynen. Atasözünün çevirisini Serhat Bey iletmiş. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Evet. O zaman tamamdır. 20 geçe yani 35 geçe görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Görüşmeler, iyi eğitimler. Görüşürüz. Yine çok keyifli bir bölümle beraberiz. Çok değerli bir eğitimcimiz var Sayın Faik Bayramoğlu. Ben kısaca sizin CV'nizin özetinden bahsedeceğim Faik Bey. Siz genişletirsiniz diye düşünüyorum. Çok kapsamlı çünkü. Kendisi hem mimar hem rehber, yaklaşık 50 yıllık bir turizm geçmişi var. Tarım turizmi konusunda çalışmaları, akademik çalışmaları, yazıları, çeşitli yerlerde söyleşileri, Infotur Ajentesi'nin genel müdürü ve bu konuda da gerçekten bulabileceğimiz en uzman ve yetkin kişilerden birisi. Faik Bey, ben çok uzatmadan sözü size vereyim istiyorum. Siz genişletebilirsiniz benim tanımlamaları da. Buyurun, hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk Nazlı Hanım. Teşekkür ediyorum. Sesle ilgili bir sıkıntı yoksa devam edeyim arkadaşlar. Çok gayet iyi tamam. Sesiniz. Peki. Çalışma son derece başarılı bir şekilde devam ediyor ayın 14'ünden beri. Çok katkı verdiğini düşünüyorum katılımcılara. Muhtemelen daha sonra kayıtlardan da bu katkı devam edecek. Evet. Bana ayrılan sürenin farkındayım ve maalesef konuşulacak o kadar çok şeyimiz var ki özellikle Ferdi Bey'in ortaya koyduğu düzinelerle konu başlığı var. Bütün bunlara nasıl yaklaşacağız bilemiyorum. Ben izniniz olursa katılımcı arkadaşlara sunumumla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Önce bir giriş bölümü çok kısa ve firmamızı tanıtma konusunda gerekli şeyleri söyleyeceğim. Arkasından bir sunumum var. PowerPoint sunum. Fakat bu sunumda çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim. Bazı noktalarda bahsedeceğim bir takım kavramları izleyicilerimize. Arkasından örneklerimizle ilgili bir takım şeyler, sunumlar yapacağım. Onları tanıtmaya çalışacağım. Ve daha sonrasında kavramlar ve standartlar konusunda söylemek istediklerim var. Ve bunun arkasından da bazı özel notlarım olacak. Asıl çok değerli olduğunu düşündüğüm bence ve gündeme gelmesini arzu ettiğim bir takım konu başlıkları var. Bunları aktaracağım. Ve daha sonra da farklı bir turizm kavramını arkadaşlara sunmak istiyorum tekrar gündeme gelmesi için. İzninizle başlamak istiyorum. Soru konusunda da arkadaşlardan ricam şu olacak. Muhtemelen için çok fazla bir vaktimiz kalmayacak. Hızlı aktarmaya çalışacağım. Mümkünse soruları yazın. Ben onları da takip edebilirim bu şekilde. Ve yeri geldikçe de bunlara cevaplar verebilirim. Çok teşekkür ediyorum. PowerPoint sunum yapabilirim değil mi Nazlı Hanım? Tabii. Paylaşım açık. Buyurun. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar, 14-29 Nisan Ekoturizm Farkındalık Eğitimi GEKA ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı İşbirliği ile. Bizim firmamızın adı İnformasyon Turizm. Antalya merkezli bir kuruluşuz. Bu sene 30. yaşımızı kutladık. Yani 30 yıla aşkın bir süredir turizme hizmet eden bir kuruluşuz. AgriTours Turkey ise bizim bir markamız. Agri Tours, Agricultural Tours anlamında, agriculture konusunu da biliyoruz zaten. Bu bütün Batı dillerinde Latince kökenli gelişen tarımı, toprak işlemeyi anlatan agriculture
kelimesinden kısaltılmış bir şey. Firmamızın kuruluşunda Raiffeisen und Volksbank'ın turistik Almanya kuruluşu var. Raiffeisen ise dünyanın en önemli ve en eski büyük kooperatif yapılarından bir tanesi. Şu anda da kooperatif olarak devam ediyor. Raiffeisen'in bütün dünyadaki özelliği özellikle kolektivist, kooperasyona çok açık ve genelde bugünün tabiriyle yeşilci diyebileceğimiz bir yaklaşım. Tarım turizmi firmamızın 30 yıllık geçmişte incoming anlamında özellikle çok büyük çalışmaları var. Yurt içine yıllık bazda 250 bin kişinin üstünde turist getirebilen bir kapasitede çalışmış bir kuruluştur Infotours. Fakat daha sonra yaptığımız özel bir takım çalışmalarda müşterilerimiz bizleri bir uluslararası birliğe tavsiye ediyorlar. Bu da 50 ülkede şu an itibariyle faal olan Uluslararası Tarım Turizmi Operatörleri Birliği, ATUA dediğimiz Agricultural Tour Operators International Organization. Buranın gerekli şeyleri tamamlayarak bu kuruluşun gerekli aşamaları geçerek 3 yıllık bir aşamayı bitirerek şu anda Türkiye temsilcisi ve üyesiyiz. Arkadaşlar, turizm dediğimiz anda iki tane ana kavramı çok hızlı belirtmemiz gerekiyor. Birisi kitle turizmi, Ferdi Bey'in ve diğer bütün konuşmacıların bahsettiği mass turizm, massen turismus denilen. Diğeri ise alternatif turizm. Bizim alternatif turizm içinde aktarmaya çalışacağımız konu tarım turizmi. Ekolojik kavramla ilişkisi meselesi ve neden böyle bir eğitimin içinde biz de varız konusu akışın içinde kendiliğinden de cevap bulacak. Ben de bunu aktarmaya çalışacağım. Agriturizm kavramı aslında birçok yerde bahsedilen, birçok akademisyenin de aktarmaya çalıştığı agroturizm, agriturizm, agricultural tourism, agrarizm gibi isimlerle anılan bir turizm çeşidi. Agroturizm veya agriturizm hangisini kullanırsanız benim açımdan ikisi de aynı şeydir. Birçok tanım var. Bu tanımları burada sunumda veriyorum, gösteriyorum. Sunumlarla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Bu sunumları ben daha sonra chatbox'a mail adresimizi yazacağım bütün katılımcılar için. Bunları edinmek isteyen arkadaşlar ve diğer bir takım çalışmalarımızı edinmek isteyen arkadaşlar bize lütfen mail adresleriyle iletişim bilgilerini verirlerse kendilerine ileteceğiz zaten. Dolayısıyla bir sıkıntımız yok. Tarım turizmi nedir diye sorulduğunda çok basit bir çerçeve var. Tarımsal tarımsal çevre ürünleri ile ilgili bir kavram söz konusu iken, yani şu bahsettiğim küçük tanım, tarım ürünleri ve tarım paydaşları ile doğrudan bağlantılı her türlü turizm ürünü agriturizm kavramına, yani tarım turizmi kavramına dahildir diye çok basit bir tanım var. Fakat ben biraz herkesin affına sığınarak kendi yaptığım tanımı okumak istiyorum. Bu da 1 Mayıs 2020, yaklaşık bir yıl önce yayınlanmış olan tarım turizmi konusundaki bir araştırma çalışmam. Bunu da iletebilirim isteyenlere. Tarım sektörünün bütün unsurlarını, bileşenlerini ve paydaşlarını, bunların fiziki ve fikri ürünlerini, hizmetlerini tanıtmak, geliştirmek, değerlendirmek amacıyla ve turizmin genel kapsamı içinde bunlara yönelik her türlü turistik veya turizm faaliyetlerini düzenlemeye, uygulamaya ve buna ilişkin hizmetlerin sunulmasına tarım turizmi diyoruz. Biraz geniş bir tanım. Fakat gerekçeleri var. Bunu da zamanla göreceğiz. Tarım turizminin içerdiği konular başlığı altında şu tabelada birçok şeyi göreceksiniz. Kırsal turizm, rural tourism olarak zikredilen, ekolojik turizm, çiftlik turizmi, yayla turizmi, köy turizmi, orman turizmi. Bakın burası özellikle önemli. Agroforestry
veya biraz önce Ferdi Bey'in sunumunda da bahsettiği işte orman terapisi vesaire gibi henüz bizde ele alınmamış, son iki yıldır çok yoğun bir şekilde üzerinde hazırlık yaptığımız ve bir takım çalışmaları pandemi nedeniyle henüz başlatamadığımız önemli bir konu. Doğa turizmi, gastronomi turizmi, tarım eğitim turları, öğrenci yurt dışı stajları, ticari turizm, ticari tarım turizmi ve bunun yanında yurt dışı diğer bir takım sektörel incelemeler ve onun da ötesinde burada zikretmediğimiz ama bilinen gönüllü hizmetler, voluntary works veya willing works denilen gençlerin, belli bir yaş grubundaki gençlerin gönüllü olarak başka ülkelerde yapacağı çalışmalar. Ekoturizm ile tarım turizmi ilişkisi nedir dersek, ekoloji doğa bilimi, tarımı da toprağa ekip biçerek ürün elde etme diye tanımlayacak olursak, her iki kavram da aslında canlı cansız varlıkları ve bunların birbirleriyle ve de çevreleriyle ilişkisini inceliyorlar. Bunların bütünlüğü ekosistem kavramını oluşturuyor. Ferdi Bey'in de biraz önce sunumda bahsettiği gibi ekosistem kavramı aslında sadece biyolojik anlamda veya bilimsel anlamda bir kavram değil, artık dilimize yerleşmiş. İşte bir aile içindeki ekosistem, bir mahalledeki ekosistemden de bahsetmek mümkün. Burada eğer araştırmacılar veya konuya ilişkin çalışma yapanlar tarımları, tanımları tam olarak tarif edemiyorlarsa genelde karmaşık bir resimle karşılaşıyoruz. Şöyle ki ekoturizm ilkeleri dediğimiz çevreyi koruma, kültür varlıklarını koruma, toplumsal katılımı sağlama, mutlaka ekonomik kazanımlar ve hassas grupların güçlendirilmesi, yani yerel üreticilerin veya doğanın gerçek sahiplerinin veya o bölgede yaşayan insanların, hassas grupların diye tabir ettiğimiz kitlelerin güçlendirilmesi meselesi. Ekoturizmin çeşitlerinden bahsederken de bir kavram agriturizmi ayrı tutuyor. Yani burada ekoturizm ile agriturizm arasında ters bir ilişki gösteriliyor. Yani ekoturizmin çatısı altında gibi gösteriliyor. Macera turizmi, kültürel turizm, doğal yaşam gibi kapsamlar bu konuda irdelenmeye ihtiyaç gösteren bir şey. Tarım turizmi nedir diye soracak olursak, tarım turizminin bölümlerini çok kısaca yurt içi ve yurt dışı diye ikiye ayırıyoruz. Yurt içinde yapılan tarım turizmi ürünleri yerli turistler için olduğu gibi yabancı turistler için de olabilir. Yurt dışında yapılan turlar da yerli müşterilerin, yani bu ülkedeki müşterilerimizin yurt dışında yapacağı tarım turizmi etkinlikleri veya yurt dışında herhangi bir şekilde uluslararası katılımcılar için yapılacak çalışmalar olarak ele alınabilir. Amaçlarına göre ise tarım turizmi turlarını bilimsel, ticari, kültürel, eğitsel ve gezi amaçlı olarak gruplara ayırabiliriz. Bu grupların her birinin elbette ki farklı niteliklerde olduğu isimlerinden de son derece açık görülebilir. Örneğin bilimsel tarım turizmi turları derken tarım konusunda veya buna şu anda bu toplantıda ekoloji konusunda, çevre konusunda, sürdürülebilirlik konusunda yapılan bütün kongreler, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel çalışmaların hepsi bu kavram içinde değerlendirilebilir. Ticari tarım turizmi turları dediğimiz şeyler özellikle fuarlar, bütün dünya üzerinde yaygın bir şekilde yapılan tarım sektörünü bitkisel üretim veya hayvansal üretim anlamında veya teknoloji, makine, ekipman anlamında yapılan bütün ticari fuarlar, sergiler, festivaller, bunların yanında ticari alım heyetleri karşılıklı ve B2B toplantılar şeklinde ticari tarım turizmi turlarını değerlendirebiliriz. Kültürel tarım turizmi turları dediğimizde arkeolojik başlığı altında aslında sadece arkeolojik kültürel tarım turizmi turları değil, arkeobotanik de örneğin son derece gündemde olan bir alt başlık. Burada özellikle vermedim, arkeolojinin içinde kalmasını sağlayalım diye. Kültürel miras çok önemli bir kavram. Ekolojinin de en önemli kriterlerinden bir tanesi kültürel değerlerin
korunması, kollanması ve aktarılması. Tarım turizmi de bu anlamda kültürel değerlerimizin, yani başka bir ifadeyle kadim tarım bilgimizin aktarılması ve günün koşullarına uydurulması meselesi kültürel miras kavramı içinde değerlendirilebilir. Aynı zamanda el sanatları, el sanatlarında da doğal olarak burada tarım sektörünü ilgilendiren el sanatlarından bahsediyoruz. Buna ilişkin örneği daha sonra verdiğimde anlayacaksınız. Çok hoş, bizim de başladığımız, yaptığımız bir eğitimdi. Eğitsel tarım turizmi turlarında çiftçi eğitimleri yapabiliriz. Çiftçi eğitimlerinin yanında teknoloji eğitimlerini ilgili kişilere verebiliriz. Soküm etkinlikleri dediğimiz eğitsel etkinlikler, soyut olmayan, somut olmayan kültürel miras etkinlikleri diye kısaltılabilir. Makine ve ekipman eğitimleri, permakültür eğitimleri, ekolojik eğitimler, burada gene bahsetmediğim ama firma olarak çok önemsediğimiz ve çok çok belirleyici olduğuna inandığımız gençlerimizin ve çocuklarımızın anaokulu seviyesinden itibaren eğitilmeleri meselesi var. Biz gençlerimize, çocuklarımıza toprakla ilişkiye geçmeyi, toprakla haşir neşir olmayı, bir küçücük tohumdan bir fidan yetiştirebilmeyi, o fidanı büyütebilmeyi ve bir şey üretebilmenin, bir üretim yapabilmenin eğitimini sahada oyunlarla veya dikecekleri küçücük fidelerle, fidanlarla, oynayacakları toprakla vermek zorundayız. Buradaki faydalar apayrı bir çalışma konusudur. Gezi amaçlı tarım turizmi turları derken de rota gezileri, çiftlik gezileri, yayla gezileri, dağ, orman, gastronomik geziler diyebileceğimiz gibi bunun altına bir sürü başka ilave gelebilir. İşte raftingler, işte orman turları, su turları, rota gezileri derken rotadan kastımız, bugün de gene bir katılımcının sorusu vardı. Hatta birkaç arkadaş benzeri sorular sordular. Rotalar derken örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi bu anlamda çok ciddi ve çok değerli bir çalışmayı seneler önce bitirdi. Efes Mimas rotası denilen bir rota veya Yarımada İzmir projesi yürüyüş rotalarını, bisiklet rotalarını, bağ rotalarını ve deniz rotalarını, yani tekne rotalarını da içeren, Efes'in kapısında başlayıp Mimas, bugünkü Karaburun'un ucunda biten, bütün burada inanılmaz güzel çalışılmış mesela bir paket program var. Likya yolu diye bahsedilen çalışmanın çok farklı bir versiyonu. Şu anda bu Yarımada İzmir ve Efes Mimas çalışmasına ekleme yapılmak üzere birçok üniversitemizde genç arkadaşlar tarafından yürütülen çalışmalar da mevcut. Zaman ve kullanıcılarına göre tarım turizmi turlarını şöyle ayırabiliriz. Tek seferlik, mevsimsel ve yıllık turlar, kullanıcılarına göre herkese yönelik, sadece ilgili kurumlara, bunlar kamu kurumları olduğu gibi, olabileceği gibi, bunlar özel şirketlerde olabilirler. Belirli kişilere yönelik, belirli kişilerden kasıt akademisyenler olabilir veya spesifik bir alanda o konuyla ilgili olan, doğrudan doğruya o kişilerin kullanımına yönelik bir program olabilir. Şimdi arkadaşlar, burada biraz daha farklı bir noktaya geleceğim. Bu konu başlı başına uzunca ele alınması gereken bir konu ama burada zannediyorum size bir fikir verecek. Şimdi bir turizm etkinliğinin aşağı yukarı tipografisini veya analizini yapabilmek için bir takım soruları sorup cevaplarına göre devam etmemiz lazım. Bir turizm etkinliği faal bir çiftliğe mi dayanıyor? Evet ise bir sorumuz daha gelecek. Eğer hayır ise faal olmayan bir çiftlikte agriturizmi bahsediyoruz demektir veya tarım turizminden bahsediyoruz demektir. Nedir bu? Kısaca söylemek gerekirse bir eski çiftlik binası vardır, bir eski çiftlik yapısı vardır. Artık burada tarımsal üretim şu veya bu nedenle yapılmamaktadır. Burası bir konaklama tesisine veya işte bir
yeme içme, bir food and beverage haline dönmüştür. Buralarda bir faaliyet yapılmaktadır. Bu bunu izah eder. Eğer bir çiftliğe dayanıyor evet demiş isek, buradaki ikinci sorumuz turist tarımsal aktivite ile nasıl bir ilişki içinde diye soruyoruz. Pasif bir ilişki içinde ise bu faal bir çiftlikte pasif bir turist ilişkisi. Yani kendisi hiçbir şey yapmayacak, sadece o faal olan çiftlikte bir konaklama yapacak. Bu farklı bir program türü. Dolayısız aslında tarımsal aktiviteyle ilişkisi var, fakat dolayısız olarak var. Yani kendisinin herhangi bir katkısı yok ama faal bir çiftliğe gitti, o çiftlikte yedi, içti, yattı, kalktı, orada üretilmiş olan ürünleri servis ettiler. Dolayısız olarak bir tarım turizmi yaptı. Eğer ilişkisi dolaylı yoldan ise turistin tarımsal aktiviteyle, bir sorumuz daha kalıyor. O da şu: turist otantik bir tarımsal aktiviteyi mi deneyimliyor? Yani turist hiç bilmediği, daha önce yaşamadığı bir otantik aktivite mi yapıyor? Hayır. O zaman direkt ilişkili, uygulamalı çiftlik eylemleri kendisine sunuluyor, bunları görüyor ve geliyor. Ama eğer evet diyorsak, direkt ilişkiyle çiftlik eylemlerine kendisi de katılıyor demektir. Yani bu ne demektir? İşte bir inek sağımı, bir süt sağımı bir eylemdir. İşte bir kiraz hasadı, incir hasadı, bir zeytin hasadı bizzat katılınan, bizzat yapılan bir etkinliktir. Buradaki otantik kavramı üzerinde de ayrıca durmak gerekiyor. Arkadaşlar, sürdürülebilir gelişme tarım turizminin de, ekolojinin de, ekoturizmin de en önemli kavramlarından bir tanesi sürdürülebilir gelişme. Çok çok bahsediliyor bu sürdürülebilirlik kelimesi. Burada ekoturizm gelişmesinden bahsederken sosyal, ekonomik ve çevresel anlamdaki etkilerden bahsediyoruz. Burada bir takım kriterleri mutlaka ki değerlendirmemiz gerekiyor. Bölgesel gelişme anlamında ise bu tür turizm faaliyetleri veya bu tür turizm programları başka bir takım kriterlere bağlı. Yani şöyle, doğal çevrenin korunması çok önemli bir kriter. Ekosistemin korunması çok önemli bir kriter. Kamu ve özel ortaklıklar vasıtasıyla bölgesel gelişmeyi sağlamak önemli bir kriter. Burada özellikle ekosistemin ve doğal çevrenin korunması kapsamında daha sonra bahsettiğim bir bölümde çok özel bir başka kavramı aktarmak istiyorum. Üçüncü ve son bölümde. Bizim bugün yapacağımız sunumun kapsamlarından bir tanesi olan da turizmdeki meslek ağları konusu da ulusal ve uluslararası olmak üzere ikiye ayrılabilir. Burada yasal meslek ağları birinci etapta akla geliyor. Örneğin biz bir seyahat acentası olarak turizm seyahat acentası tüzel hüviyeti ile faaliyete başladığımız anda yasal olarak TÜRSAP üyesi olmak zorundayız ve orada akredite olmak durumundayız. Bunun yasal koşullarını ve gerekli prosedürleri yerine getirip gene yönetmelikler gereğince A grubu, B grubu, C grubu gibi yapacağınız hizmetlerin çerçevesiyle ilintili olarak bir statü elde edersiniz. Bugün yaklaşık olarak 12 bin adet seyahat acentası vardır TÜRSAP bünyesinde kayıtlı. Ne mutlu bize ki bizim TÜRSAP kayıt numaramız 1880. Dolaylı bağlanılan ağlar, ulusal ağlar, evrensel ağlar, tanımlı alanda çalışan ağlar ve hedef odaklı ağlar, belli bir hedefe odaklanmış, bunun için kurulmuş bir takım ağlar da söz konusudur. Buralarda da turizm faaliyeti yapılabilir. Mesleki ağlardan bahsettim, TÜRSAP üyeliğinden bahsetmiştim. Gene bu anlamda sektörümüzde TÜREP, Rehber Birliği, TÜROFET, Otelciler Federasyonu, Otelciler Birliği, TTYD çok önemli bir kuruluş olarak, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Deniz Ticareti, Deniz Turizmi Birliği gibi kurumlar söz konusudur. Burada önemli olan, şurada gördüğümüz TÜRSAP logosu, herhangi bir
turizm faaliyeti yapabilmenin izni sizin bu levhayı içeren, bu logoyu içeren bir plaka ile hizmet veriyor olmanızdır. Efendim, bu anlamda önemli bir başka noktayı da mutlaka zikretmemiz gerekiyor. Bu da dünya çapındaki büyük bağlantılar veya ağlar. Bunların en başında geleni WTO, World Travel and Tourism Council. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü çok önemli bir örgüttür ve dünya turizmine yön veren, felsefi anlamda da yön veren, bizim de bağlı olduğumuz bir kuruluş. Bu kapsamda daha önceki sunumlarda da ayın 14'ünden itibaren bahsedilen 17 sürdürülebilir kriter söz konusu. Burada bu küresel amaçları görüyorsunuz. Facebook'ta AgriTours Turkey sayfasına baktığınızda da bizim sayfamızın başlığında bunları göreceksiniz. Bir müddet sosyal medya hesaplarımızdan tek tek bunları duyurmaya da çalıştık. Bunlar apayrı ele alınması gereken konular. Bütün turizm çeşitleriyle birleştirilebilen ama özellikle bugün konuştuğumuz tarım turizmi, rural turizm, ekolojik turizm, nasıl derseniz deyin, daha sonra bahsedeceğim diğer kavram, özel kavram bünyesinde de ele alınabilecek çok önemli kriterler. Hepsi de sürdürülebilirliğin, yani dünya üzerinde, evimiz üzerinde yaşantımızı sürdürebilmenin gerekliliklerini anlatan kuruluşlar. Diğer bir takım uluslararası ağları burada görüyorsunuz. Bu ağlar içinde benim size özellikle bahsetmek istediğim, burada gördüğünüz ATVA, Agricultural Tour Operators International, dünyada 50'den fazla ülkede temsilciliği olan ve Uluslararası Tarım Turizmi Operatörleri Birliği olarak ifadelendirilen kuruluş. Biz de AgriTours Turkey olarak bunun Türkiye üyesi ve temsilcisiyiz. 2016, 17 ve 18 yıllarında 3 yıl üst üste çok ciddi çabalar, maddi manevi emek sarf ederek her yıl başka bir kıtada ve ülkede yapılan genel kurulu Türkiye'ye kazandırdık 2020 yılı için. Fakat maalesef pandemi nedeniyle bunu da gerçekleştiremedik. Çok önemli bir etkinlikti. Gerekçemiz şuydu: daha önce yaklaşık 120 tur operatörü bekliyorduk bütün dünyadan. Bu şu demekti: hem turizmimizi promote etmek, tanıtmak, hem de tarımımızı, hem de bizim anladığımız anlamda tarım turizmimizi duyurmak ve herkese hitap edebilecek 12 ay boyunca bütün ülkede her satıhta yapabileceğimiz, sınırlanmamış, Kars'ta da yapabiliriz, Hatay'da da yapabiliriz, İzmir'de de yapabiliriz, Tekirdağ'da da yapabiliriz, bütün vatan satında yaygın bir şekilde yürütebileceğimiz bir turizm çeşidi olması dolayısıyla bütün bu ülkelerdeki operatörlere hitap edebilecek programlarımızı aktarabileceğimiz bir etkinlikti ve çok basit bir hesabımız vardı. Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiş olan ülkeler de söz konusu veya turizm anlamında açılmamış kapılar da vardı. Herkes bir sene sonra 10 kişilik bir grup gönderse biz belki de 10-15 ayrı ülkeye ilk defa turizm eylemini başlatmış oluruz diye düşünmüştük. Gene bu anlamda özellikle GSTC dediğimiz Global Sustainable Tourism Council ve şurada gördüğünüz WWOF, ayrıca Global Eco Village Network, European Center for Ecological Agriculture and Tourism, bakın burada ecological ve agriculture and tourism hepsi bir arada zikrediliyor. Ve bütün bu kuruluşlar kendi çalışma alanları içinde oldukça önemli networkler. IFAG, International Federation of Agricultural Journalists, çok önemli, sadece uluslararası anlamda tarım turizmi yazan yazarların, gazetecilerin birliği. IFAG'nin Türkiye şubesi, TAGYAT, her ikisiyle de son derece iyi ilişkilerimizin olduğu ve bir takım önerileri ilettiğimiz, fakat gene pandemi nedeniyle maalesef yürütemediğimiz bir şey. Burada tekrar ATVA ile ilgili kısa bir bilgi görüyorsunuz.
1996 yılında kurulmuş, 51 ülkede de şu anda temsilciliği olan bir şey. Şimdi arkadaşlar, izniniz olursa burada bir takım yürüttüğümüz çalışmaları çok kısaca bahsedeceğim ve onları size daha önce zikretmiş olduğum başlıkların altında düşünmenizi rica ediyorum. Bakın burada Berlin Çamur dediğimiz devlet sanatçısı, Söküm devlet sanatçısı Berlin Hanım ile bilgisel atıklarla doğal boya atölyesi diye 1,5 yıllık hazırlıktan sonra 2020'nin başında başlattığımız bir çalışmaydı. Buradaki amaç şuydu: bitkisel üretim yapan veya tarımsal üretim yapan çiftçimize, üreticimize ikinci bir gelir sağlamak. Bir. İki, atık dönüşümünü sağlamak. Yani waste management dediğimiz, atık yönetimi dediğimiz, sağa sola atılmış çöpleri değerlendirerek bir ürüne dönüştürmek ve artı değer elde etmek. Üç, bir kültürel mirasımızı, doğal boyayı bir sonraki jenerasyona doğru yöntemlerle ve otantik kalıplarıyla ve kültürel değerleriyle aktarabilmek. Yani bitkisel atıklardan doğal boya elde edip bu ipleri boyayarak ondan sonra bunu tekstil sanayinin kullanımına sunmak. Bu çalışmayı başlattık. 12 ay boyunca ülkemizin her bir ilinde o yöreye ait dominant, başat üretimle ilgili programı yapmaya çalıştık. Fakat maalesef bu da pandemi nedeniyle yürütemedik. Şu anda beklettiğimiz bir proje. Örnek vermek istiyorum. Birinci projeyi Urla'da yaptık. Urla'da yaptığımız projede incir yaprakları, incir toplarken incirin yaprakları yere düşer. O düşen yapraklardan boya elde etmek mümkün. Zeytini toplarken zeytinin dibine dökülen yapraklar vardır. O yapraklar çok değerlidir. Onlardan boya elde etmek mümkün. Dolayısıyla ürününü aldıktan sonra çiftçinin yerdeki döküntüyü de tekrar toplayarak, kurutarak, işleyerek tekrar bir ürün elde etmesi üzerine yürüttüğümüz bir çalışmaydı. Ve burada da bakınız, bu yaptığımız çalışmada hanımlar ellerinde bu doğal boyalarla yaptıkları ipek boyamalarını gösteriyorlar. Aynı şekilde bir baskı yapıyoruz. Gene bu kapsamda yürüttüğümüz bir çalışmayı da şuydu. Ege'de bir önemli bir sanatçımız, aslında hem çiftçi hem sanatçı, bir cesur yürek, tek başına bir kadın, şu gördüğünüz arazinin üstünde bir konteynerda yaşayarak biyoçeşitlilik anlamında çok değer arz eden bir çiftlikte yaşıyor ve üretim yapıyor. Ve kendisi aslında çok önemli bir çiçek sanatçısı. Yurt dışına sürekli davet edilen, kraliyet ailelerine hizmet veren bir sanatçı. Biz kendisiyle doğayı tasarlayarak, yani hiçbir gülünüz de olmasa, hiçbir karanfiliniz de olmasa, ayçiçeğinin yaprağıyla, kenarda büyümüş olan bir ot ile nasıl bir çiçek yapabilirsiniz, nasıl bir sepet yapabilirsiniz, evinizi nasıl süsleyebilirsiniz ve burada yapılan üretimleri toplayarak, pişirerek, yiyerek, aynı zamanda gastronomik, aynı zamanda bir kültürel miras, aynı zamanda biodiversity, aynı zamanda ekolojik anlamda da çok önemli bulduğumuz bir çalışma. Pandemi nedeniyle bu gördüğünüz tarihlerden sadece bir tanesini devreye alabildik. Hazır bir programımız, en yakın zamanda tekrar devreye almak istiyoruz. Bakınız, Selçuk bölgesinde olağanüstü bir çiftlikte bir çiftçi arkadaşımız fikirleri değerlendirerek kendi villasını bir butik otel haline dönüştürdü ve tam anlamıyla bir tarım turizmi merkezi, aslında ekolojik bir değer olarak da alabilirsiniz. Burada çok da geniş bir arazi üzerinde Bursa inciri, siyah Bursa inciri, mükemmel bir incir, artı zeytin, artı ceviz, çok özel bir ceviz türü, yerli tohum bir ceviz türü. Genelde ceviz deyince piyasada Amerikan ağırlıklı ceviz türleri söz konusudur.
Burada çok özel bir programdan bahsettik. Bu çünkü 4 odalı bir villa. Burada maksimum 10 kişi konaklayabilir. Dedik ki burada gelin inciri toplayın, inciri yiyin, incir reçeli yapalım, gösterelim, öğretelim. 3-4 gün havuza girin. Havuz var çiftliğin içinde. Dinlenin, civardaki tarihi yerleri gezdirelim, gösterelim. Pazara gidin alışveriş. Tam bir keyifli ortam. Aynı çiftlikte zeytin, aynı şekilde zeytinyağlı, özellikle bu bölgede Girit kültürü denilen veya Akdeniz bitki kültürü denilen yemek kültürünün, zeytinyağlı yemek kültürünün mükemmel örneklerini, ot yemekleri diye tabir edilen ve her yerde bulabileceğiniz otları mükemmel yemeklere çeviren bir etkinlikle dahil olmak üzere hazırladığımız bir program. Lavanta kokulu tur, bugün herkesin bildiği, bizim biraz daha farklı ele aldığımız lavanta kokulu tur. Daha sonra biz bir konsept genelinde şöyle bir çalışma yürüttük. Dedik ki bizim ülkemizle ilgili yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi bir algı oluşturmak. Bu algıyı oluşturabilmek için ve biz tarım turizmiyle ilgiliysek bizim batıya söyleyecek sözümüz şudur. Tarımın doğduğu topraklarda biz yaşıyoruz. Bizler bu topraklarda yaşayan insanlarız ve üreten insanlarız. Avrupa toplumunun tarım geleneği ve tarım öncüleri bu ülkenin topraklarından göçerek Avrupa'ya gitmiş insanlardır. Fakat biz bunu kuru söylemlerle, hamasi söylemlerle yaparsak bir anlam ifade etmez. Bunu bilimle aktarmamız lazım. Bu anlamda ülkemizin yeni turizm destinasyonlarından birisi olan ve bu sene bitmiş olan Güvercin Kayası kazısı, Profesör Doktor Sevil Gülçür kazı başkanı olarak bu projeyi bitirdikten sonra bu yaz emekli oldu. Doktor Pınar Çaylı şu anda bu kazının da sorumluluğunu yürütüyor ve mükemmel bir sunum yaptık. Bakın burada bir müze var. Burada bulunan tarımsal izler inanılmaz. Bunu dünyaya aktarmamız gerekiyor, dinletmemiz gerekiyor. Aynı şekilde gene bu seriye bağlı olarak hemen gene yanı başındaki Deller bölgesinde buğday ve arkeoloji, buğdayın bu topraklarda, Anadolu topraklarındaki hikayesi ve ilk depolama eylemleri ve buna bağlı olan işlemler, kavramlar konusunda bir Zoom toplantısı düzenledik. Türkiye tarımını aktarabilmek için Federal Almanya Büyükelçiliği vasıtasıyla bize iletilen talep doğrultusunda Alman Gıda İhracatçıları Birliği ve Alman Makine ve Sanayi Tesisleri Yapımcıları, İmalatçıları Birliği'ne gördüğünüz katılımda yaklaşık 70 kişilik bir heyete Türkiye tarımı hakkında bir 45 dakikalık sunum yaptık ve bu sunum arkasından Türkiye'ye 2 tane heyet gelmesi için mutabakat yapıldı. Pandeminin geçmesini bekliyoruz. Gördüğünüz şekilde bizim yurt dışından gelen bir takım heyetlerimiz kendi ilgi alanları doğrultusunda ülkemizdeki tarımsal üretim tesislerine, alanlarına gezdiriyoruz. Burada bugün hepinizin birçok anlamda medyadan tanıdığı Tire Süt Kooperatifi ve Başkanı bir Fransız heyetimizi ağırlıyor. Kendilerine özel toplantıda bütün bilgiler aktarıldı ve Tire Süt Kooperatifi'nde bir sunum yapıldı. Gene Avrupa'nın çok önemli tarım fuarlarından bir tanesi olan ve hayvancılık konusunda Avrupa'daki en büyük iki fuardan biri olan Somme d'Élevage fuarının yapımcısı ve onların yöneticileri Türkiye'de bu anlamda çok özel bir ziyaret gerçekleştirdiler. Tarım Bakanlığı'nda ilgili birimlerle görüşmesi dahil olmak üzere ve Türkiye'de hayvancılık ve etçilik, et ürünleri konusunda bir özel programla onları ağırladık. Yine aynı şekilde Brezilya'nın en büyük iki tane tarım organizasyonunun temsilcilerini ülkemizde 15 günlük bir turda
dolaştırarak ağırladık ve inanılmaz bir geri dönüş aldık. Pandemi nedeniyle hiçbir programı hayata sokamadık ama zannediyorum ki Brezilya ile çok ciddi bir takım tarımsal ve turizm anlamında, ekoturizm anlamında, tarım turizmi anlamında çalışmalara geçeceğiz. Gene aynı şekilde birçok akademik toplantıda da bulunuyoruz ve bu değerlendirmeleri takip ediyoruz. Gene bu ticari tarım turizmi faaliyetleri anlamında, saha anlamında, metrekare anlamında Avrupa'nın en büyük tarım fuarı olan İzmir, İsfaş, Agro Expo ile Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış bir çalışmayı yaptık ve buranın resmi seyahat acentası olarak çok özel bir takım programlar, hem fuar öncesi, hem fuar sonrası, hem de fuar esnasında günübirlik yapılabilecek programlar. Örnek veriyorum, buraya gelen bir insan, yurt dışından gelen, bu fuara katılan bir sürü insan var. Bu insanlar hiçbir canlı hayvan pazarını görmemiş olabilirler. Biz sabahın 5'inde o insanları Ödemiş'te canlı hayvan pazarına götürüp insanların birbirlerinin ellerini koparırcasına el sıkıştıkları ve hayvan alışverişi yaptıkları pazara götürüp sabahın saat 7'sinde de 120 yıllık Töngül fırınında pide yedirip İzmir'e fuara geri döndürüyoruz. Şimdi bu da ticari tarım turizmi anlamında bir örnek. Yurt dışından bizden bir talepte bulunan İran Fıstık Üreticileri Birliği temsilcisi hanımefendi burada bir özel program istedi. Gaziantep'te Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü başında çok değerli bir yönetici kardeşimiz, gerçekten bu konuda olağanüstü çalışmaları olan, 5 günlük bir özel programla bölgede Halfeti dahil olmak üzere fıstık konusunda İran fıstıkçıları ile Türk fıstık üreticileri arasında Gaziantep Ticaret Borsası dahil olmak üzere ilişkiler kuruldu, karşılıklı bir köprü atıldı ve yürütüldü. Türkiye'nin en büyük kurumsal yapılarından bir tanesi olan Tarım Makinesi Üreticileri Birliği, Tarmak 1, kurumsal anlamda hizmet verdiğimiz bir müşteri. Bakınız, burada Polonya'ya yaptıkları sektörel gezi, burada gördüğünüz herkes Türkiye'deki çok önemli bir tarım makinesi veya ekipmanı üreticisi, firmanın sorumlusu veya yetkilisi. Polonya'da teknik anlamda bir ziyaret yapılıyor. Tarım turizminin bazı yararları, bazı başlıklar, bazı çalışma önerileri vesaire ile ve genel anlamda ele alabileceğimiz bir takım hedeflerle konuyu toparlamak mümkün. Saat olarak ne kadar yürüdük? 20 dakika. Peki, güzel. Bir 5-10 dakikayı daha kullanabilirim diye düşünüyorum. Genel anlamda bir takım hedefleri ele almamız gerektiğinde özellikle üstünde durduğumuz konular şunlar. Türkiye'de malum gençlerimizin bir sıkıntısı var. Eğitimlerini tamamlamış olsalar dahi çalışma alanı bulmakta zorlanıyorlar. Ziraat fakültesinden mezun olan bir çocuk atama bekliyor. Halbuki genelde ailesinin mutlaka köyde, köklerinde bir toprakla ilişkisi var. Bu gençlerimizi geri döndürebilirsek ve geri döndüklerinde üretime sokabilirsek onları, hem eğitimlerinin kullanılması söz konusu, hem de bu dönüşlerin, büyük şehre olan göçlerin sesim mi kesildi? Çayını koyayım baba. Duyuyor musunuz? Duyuyorum, evet. Bir an kesildi ama geldi. Tamam, peki, teşekkür ediyorum. Öyle soru bir mesaj aldım, sesim kesildi gibi. Peki, tamam. Ben sizleri göremiyorum çünkü ekranda işim. Evet, peki. Bir takım sadece bizim Anadolu'da, ana yurdu Anadolu olan bir takım ürünleri tanıtmak için, algı geliştirmek ve marka oluşturmak için çok ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Örnek veriyorum, seneler önce bizim de bir şekilde tanıdığımız bir kardeşimiz bir vesileyle Giresun ilinin
kiraz üretimini Japonya'ya taşıdı. Sagaya kenti ile Giresun şehri kardeş şehir oldular. Ve Sagaya'da Giresun'dan giden kirazlar yetiştirilmeye başlandı. Belli bir adaptasyon süresi geçtikten sonra oradaki kirazların biraz dönüştüğünü, kirazdan ziyade biraz vişnemsi bir tat aldığını ama farklı bir ürün değil, kirazın bir nevi olduğunu gördük. Bugün bu ilişki hala devam ediyor. Şimdi bu karşılıklı köprüyü tekrar kurmak istiyoruz. Ama maalesef son iki yılda yaşanılan sorunlar buna da engel oluyor. Aynı şekilde bizim tarihi geçmişimizden ve bu ülkede kurulmuş olan onlarca medeniyetten çok ciddi bir gastronomik mirasımız var. Ve bu kaybolan değerleri tekrar hayata döndürmemiz gerekiyor. Gastronomi derken şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Gastronomi turizmi çok değerli, çok özel bir alan. Fakat sorarım size, tarımsal üretim yoksa gastronomi olabilir mi? Gastronomi taş pişiremez, toprak pişiremez. Ya buğdaydan bir şey yapacaksınız, ya arpadan yapacaksınız, ya patlıcandan yapacaksınız, ya da vişneden yapacaksınız. Dolayısıyla tarım turizmi ile gastronomi turizmi birbiriyle kardeştir, kardeş çocuklarıdır. Dolayısıyla bu anlamda da birbirleriyle mutlaka çok verimli ve önemli bir ilişki içinde olmaları gerekiyor. Arkadaşlar, kısaca bunu kapatmak istiyorum izninizle ve bir takım başka çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Örneğin yaklaşık 5 yıldır devam eden ve artık son aşamasına gelmiş olan çok önemli bir ekolojik turizm bu konuya dahil olması anlamında söylüyorum. Veya tarım turizmi tesisi. 17 ortaklı ve Akşehir eski belediye başkanı Sayın Nuri Köksal'ın inanılmaz bir önderliğiyle ve kendini bu işe vakfederek ortaya getirdiği Frigya uygarlığından Türkiye Cumhuriyeti'ne Filomelyon çiftliği 73 bin metrekarede 9 ahşap yöre mimarisi eviyle ve burada gördüğünüz diğer özellikleriyle şu anda bitim aşamasında olan, hiçbir şekilde ortaklarının öz kaynakları dışında bir destek, kredi, fon vesaire almamış ama uzun yıllar turizme çok ciddi katkı vereceğine inandığım ve başından beri yanında durduğumuz, birlikte yürümeye çalıştığımız bir proje, heyecanlı açılışı bekliyoruz. Bakın burada bir takım resimler, şurada gördüğünüz gibi. Bakın şu logolar, yer döşemeleri, bütün bu ahşap şeyler ve site burada inanılmaz bir sürü üretim alanı var. Hayvancılık yapılacak, burada gübre üretimi yapılacak, solucan gübresi üretimi yapılacak, burada meyvacılık yapılacak, sebze yapılacak, burada bir mutfak var, var. Bir olağanüstü sunum. Bu sunumu bitirdim bir hızla. Evet, 23. Vakti de güzel kullanmışım Nazlı Hanım. Şimdi... Evet, zaman gayet iyi kullandınız Faik Bey. Gerçekten çok keyifli, akıcı ve bol bilgi içeren bir sunumdu. Ağzınıza sağlık. Şimdi... Henüz bitirmedim yalnız. Efendim, arada sesim... Evet, henüz bitirmedim. Ben zamanı iyi kullandım deyince tam... Hayır, ben bu kadar rahat kullanacağımı da düşünmemiştim. Tamam. Biraz korkmuştum açıkçası. Hemen diğer safhaya geçmek istiyorum. Burada bir takım kavramlar ve standartlar. Bu toplantıların, bu eğitim toplantısının başladığı günden itibaren gündeme gelen birçok kriter, başlık, kavram var. Bunların içinde bir kısmı çok önemli. Bir, henüz ülkemizde bu anlamda toparlanmış bir konsensusa ulaşmış bir mutabakat söz konusu değil. Hangi konuda? Kavramlar konusunda. Örneğin ekoturizm konusunda herkesin kabul ettiği ve resmiyet kazanmış bir tanım henüz söz konusu değil. Tarım turizmi hakeza, gastronomi hakeza.
Bakınız bu kavramlar, ekoloji ne demek, ne anlatıyoruz, ekosistem ne demek? Bunların ilgililer tarafından, yani sözlüklerde, Wikipedia'da veyahut da bir takım yerlerde değil, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ve akademisyenlerle birlikte tespit edilmiş olması son derece önemli. Bunun önemi şurada. Siz tanımı yaparsanız arkasından bu tanıma ilişkin standartları getirebilirsiniz. Standartları getirdiğiniz zaman denetimi getirebilirsiniz. Yani canı her isteyen ben ekolojik turizm yapıyorum, ben ekoturizm yapıyorum diye ortaya çıkamaz. Bakınız çok ciddi bir tehlikeyle ülkemiz karşı karşıya. Şu anda Çanakkale ve civarında yaklaşık 60 tane ekoturizm projesi adı altında proje şey bekliyor, onay bekliyor. Nedir bunlar? Aslında dönüp baktığınızda ya bu bir ekoturizm projesi de iyi, peki de burada niye 25 tane de özel villa var? Niye yani? Ha, demek ki bir imar rantı söz konusu. Ekoturizm adı altında bir proje hazırladığınızda büyükçe bir toprakta bir tane iki tane ekoturizm tesisi koyarak ekoturizm yapıyorum diyerek siz aslında bir toplu konut yerleşimi yapıyorsunuz. Farklı statüde bir yerleşim yapıyorsunuz. Bunun birçok sıkıntısı var. Sıkıntılar şunlar. Bir, topraklarımız tarımsal üretime ayrılması gereken ekolojik sistemin içinde geri dönüşüme ve onarılır bir dünyaya ait olması gereken ekosistemi bölüyoruz. Bunu betonla durduruyoruz ve dolayısıyla da burada bir hata söz konusu. Bunun ancak ve ancak kavramların, standartların ve denetimin tam olmasıyla yerine gelebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda daha önceki toplantılarda bahsedilmiş olan, yanılmıyorsam ilk günkü toplantıdaydı veya belki de ikinci toplantıda, tam emin değilim. Ama şöyle bir öneri gelmişti. Dendi ki işte bir takım çalışmalar yapılsın, bir araya gelinsin, bu anlamda çalışmalar yapılsın. Evet, bu tür çalışmalar mutlak olmalıdır. Çok çok önemlidir. Bütün paydaşlarla, ilgili taraflarla bir araya gelerek bu kavramlar konusunda bir konsensus oluşturmak gerekmektedir. Bugün bunun yanında dünyada yeni tartışmaya açılmış olan ve şu anda çok gündemde olan bir kavram da eko mu, ego mu? Bakın, eğer insanlar kendilerine bir statü sağlamak üzere veya kendilerine bir ayrıcalık elde etmek için veya bir imaj sahibi olabilmek için eko yapıyorum diyorlarsa, bu ekoturizmin ruhuna tamamıyla aykırıdır. Burası çok hassas bir nokta. Eğer siz gerçek anlamda ekoturizm yapıyorum diyorsanız, kriterlerinin içinde var olan oradaki paydaşların ekonomik refahı, köylünün topraklarının dönüştürülmesi ile ekoturizm olamaz. O zaman siz bunu akşam sohbetlerinde eşinizle, dostunuzla yemek yerken ya ben bugün ekoturizm yaptım, işte filan da yaptım, falan da yaptım gibi bir prestij haline döndürebilirsiniz. Bu çok bir statü konusu olmanın dışına çıkması gereken son derece yaşamsal bir konudur diye düşünüyorum. Gene aynı şekilde bizim bugün yanılmıyorsam Ferdi Bey'e ilk sorulan sorulardan bir tanesiydi. Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız diye. Evet, işte tam da burada kavramlar konusunda farkındalık yaratmamız gerekiyor. Yani biz kullanıcılara, tüketici, üretici yerine malum hepimizin sevdiği kavram, türetici kavramını artık kullanmak istiyoruz. Bu insanların bu dünyanın üzerinde yaşayabilmek için mutlak surette bizim de bu doğanın bir parçası olduğumuzu ve bizim bütünün dışında davranışlar yapmamız halinde doğanın bizi tasfiye edeceğini bilmemiz gerekiyor. Doğa bunu milyonlarca yıldır yapıyor.
Bir takım türler birkaç milyon yıl yaşıyor. Bir takım türler birkaç yüz bin yıl yaşıyor. Neden? Çünkü bütünü, bütün ekosistemi, yani dünyanın üzerinde yaşadığımız evimizin ekosistemini bozan canlılar doğa tarafından yok ediliyor. Biz insan olarak kendimize şu soruyu sormak zorundayız. Biz bu dünya üzerinde sonsuza kadar kalıcı mıyız? Biz sürdürülebilir, sürdürülebilir, sürdürülebilir diye bağırırken kendi hayatımızı sürdürebilir yapabilmenin yolunu biliyor muyuz? Çok önemli, belirleyici noktalardan bir tanesi budur. Bu anlamda farkındalık yaratılması ve bunun için mutlaka eğitimler yapılması gerekmektedir. Ben bu anlamda ülke genelinde bizim bir takım eksiklerimizin de var olduğunu düşünüyorum. Birçok alanda birçok şeyi düşündüğümüz gibi, iyi yönlerimizi, güçlerimizi düşündüğümüz gibi eksiklerimizi de düşünüyorum. O da şudur, bütünsel bir plan yapılması meselesi çok değerlidir. Turizm açısından değerlidir. Ekoturizm açısından değerlidir. Tarım açısından değerlidir. Neden değerlidir? Çünkü bakınız, pandemi bize şunu öğretti. Biz pandemi başlamadan önce buğdayla ilgili bir soru yaşamıyorduk. Sorun da yoktu. Ama birdenbire biz ithal ettiğimiz buğdayla makarna imal edip ihraç ederken birdenbire bunu kestik, kendimiz kullanalım diye. İthalat yaptığımız ülkelerden bir tanesi ticari olmayan siyasi bir takım nedenlerle hemen buğday ihracatını sınırladı. Hop biz kaldık. Şimdi bakın, dünyada toplumlar artık ileri dönük olarak yaşamlarını stratejik kararlarla devam ettirebileceklerini biliyorlar. Bunların başında sağlıklı gıda ve temiz su geliyor. Gıda olmadan hiçbir şeyimiz olmaz. Dolayısıyla bu anlamda farkındalık yaratmak ve bunun planlarını hazırlamak iki şeyle mümkün. Bir, doğru veri elde etmek, verileri doğru kaydetmek, veri toplamak, sağlıklı data girişi, arkasından da genel bir planlama yapmak. Yani yatırımcılar planları yönlendirmemeli. Ben ya yatırımcıyım, ben şurada maden ocağı açacağım, açın bana şuradan 50 hektar orman arazisini diyememeli. Tam tersine planlamalar yatırımcıları yönlendirmeli. Buraya maden ocağı, taş ocağı açamazsın, şuraya filan yatırımı yapabilirsin. Bu bir planlama meselesidir ve çok yaşamsal bir konudur. Çok değerli bir alandır. Arkadaşlar, bu anlamda bahsedilecek zannediyorum gerçekten çok şey var. En son şunu söyleyerek toplayayım isterseniz bu kademede, bu aşamada. Sorularla açılabilir belki. İlk baştaki 2-3 gün şöyle bir tartışma da oldu veya dönem dönem katılımcıların sorularıyla da muhatap olduk. Dendi ki işte ekoturizm, işte hangisi hangisinin içinde, işte kim kimi kapsıyor, kimi ne, bir katılımcı ismini hatırlayamıyorum, Nazlı Hanım belki siz hatırlayacaksınız. Çok güzel bir soru sormuştu. Dedi ki ne olacak o zaman, üstü ne bunun, nerede birleşebilirler? Çok da güzel bir yanıt verilmişti. Zannediyorum gene o yanıtı da Ferdi Bey vermişti. Dedi ki sürdürülebilirlik kavramı altında bunları değerlendirebiliriz. Evet, doğru. Sürdürülebilirlik kavramı altında ekoturizmi, tarım turizmini, rural turizmi, çiftlik turizmi, agroforestry, arkeobotani, ne diyorsak hepsini toplayabiliriz. Ben başka bir kavramı da gündeme taşımak istiyorum izniniz olursa. O da şu, biz onarıcı bir turizm yapmak zorundayız. Turizm kaynaklarımızı tüketerek, ilişkilerimizi sadece ticari bir anlamda tutarak, basit bir al-ver ilişkisine döndürerek yürütemeyiz. Bireysel anlamda ülkenin turizminde belli bir dönem bu ülkeye turist getirebilmek için turizm sektöründeki insanlar ciddi, gerçekten çok ciddi mücadeleler verdiler. Çünkü bu ülkeye insan gelmiyordu.
bir takım nedenlerle. O insanlar turizmi 1 milyon insan gelirken yaklaşık bu ülkeye 30-40 milyonlara çıktık. 1 milyon dolar, 20 milyon dolar, 50 milyon dolar derken milyarlarca, bugün 40 milyar dolar mertebesinde bir turizm gelirinden bahsediyorsak, geçmişte bunları başaran insanların çok emeği var. Bu ülkeye turisti nasıl getirdiklerini onlar bir gün anlatırlar. Sektörün içinde uzun süre yaşamış olanlar biliyorlar. Ama bugün dünya değişiyor. Çok değişti. Bize lazım olan turist profili, gene bahsedildiği üzere mass turizm içinde gelen ve hiçbir şey yapmadan yiyip içip çıkıp ve işte 300, 500, 600, 670 dolar ortalama kişi başı para harcayarak giden insan değil. Bizim çok daha nitelikli, kültürel anlamda nitelikli, sadakatle bu ülkeye gidip gelebilecek, her gidip geldiğinde bir başka yöreye ziyarete gidebilecek insanların olması ve bunların belli bir harcama gücünde olması çok çok önemli kavramlar. Dolayısıyla onarıcı turizm kavramının aslında hepimiz için bir üst kavram olmasını düşünüyorum, arzu ediyorum. Şimdilik teşekkür ediyorum. Sorular varsa memnuniyetle cevaplayacağım. Bütün katılımcılara sabırları için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Faik Bey. Gerçekten çok akıcı bir sunum oldu. Soru var mı diye bakıyorum. Hem sözlü olarak hem yazılı olarak sorabilirsiniz. Evet, Serhat Bey buyurun. Söz alabilirsiniz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Serhat Bey söz istediniz ama ben duyamıyorum, ses gelmiyor galiba. Başka söz isteyen var mı? Şu an Serhat Bey sesiniz gelmiyor maalesef ya. Şu an ben sizi ekranda da gördüm. Aslında açık duruyor mikrofonunuz. Yok hayır. Herkesin açık şu an. Yani sizin kapalı gözükmüyor, mikrofon gözükmüyor. Yani sanırım bağlantıda sorun var. İsterseniz yazın. O arada ben başka biri söz istiyorum, ona bakayım. Nazlı Hanım, bu arada sizi böleceğim ama daha önce başlangıçta söylemiştim. İki tane mail adresi veriyorum. Sunumları ve diğer işte tarım turizmi vesaire konusundaki çalışmaları arzu eden arkadaşlar buradan lütfen bize ulaşsınlar. Sosyal medya hesaplarımızda arkamda gördüğünüz AgriTours logosu ile Facebook sayfası, Instagram hesabı ve Twitter hesabımız var ve bunlar aktif. Özellikle Twitter ve Instagram hesaplarımızı takip etmelerini rica ediyorum. YouTube'da kurumsal kanalımızı henüz işletmeye almadık. Pandemi nedeniyle o çalışmamız da bölündü maalesef. Fakat özellikle bu yürüttüğümüz bir takım çalışmaları, Zoom çalışmalarını YouTube'da kendi özel kanalımda hiç olmazsa istifadeye sundum. Onu da buraya yazıyorum. YouTube'da Bay Faik isimli kanala girip abone olursanız orada bu biraz önce bahsettiğim arkeolojik sunumları ve diğer bir takım sunumları görebileceksiniz. En sonda bir not daha vereyim. Bu da sitemizin adresini vereyim. Maalesef şu anda sitemizde yeni veya aktif program bulundurmuyoruz. Çünkü herhangi bir programı yürütüp yürütemeyeceğimizi bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de eski şeyler duruyor. Bir senedir yaklaşık olarak sitemize de herhangi bir yükleme yapmıyoruz. Evet, özür dilerim, böldüm sizi. Yok, rica ederim Faik Bey. Çok teşekkürler. Oya Hanım, çok ilginç bir sunumdu. Teşekkür ediyorum. Aynı düşünceleri taşıyor olmak çok kıymetli bizim için demiş. Emel Hanım teşekkür etmiş. Faik Bey, biz de size çok teşekkür ediyoruz.
O zaman şu an için toparlıyoruz. Şimdi bir 10 dakika ara vereceğiz. Zaten 39.40 geçiyor. 50 geçe başlıyor olacağız. Son bölümde de çünkü çok keyifli Refika Kadıoğlu ile beraber olacağız. O da şimdi aramızda. Yani o bölümü de kaçırmamanızı diliyorum. Karadeniz'e uzanacağız bu sefer. Goleri Turizm'le bir hikaye anlatıcısıyla beraber olacağız. Onu dinleyeceğiz. O zaman ben son bir kez bakıyorum. Zaten Faik Bey çok geniş bilgiler verdi. Fikri Bey demiş ki geçen haftaki eğitim videolarının linki bugün paylaşıldı aslında Fikri Bey ilk başta. Belki siz sonra mı girdiniz? Yine Mısra Hanım burada bizim proje sorumlumuz. O her şeyi zaten koordine ediyor. Sizinle tekrar paylaşsın. Belki atlamış olabilirsiniz. Demek ki sonra girmişsiniz. Bir daha paylaşırız. O zaman evet 40 geçiyor. Bu ikinci arayı biraz daha kısa tutalım. Çünkü sunumlar çok keyifli olduğu için zaman biraz sarkabiliyor. O yüzden bir 10 dakika yeterlidir diye düşünüyoruz. 50 geçe görüşürüz. 5.30 gibi de toparlıyor olacağız. Tamam tekrar paylaşırız Murat Bey. Hiç problem yok. Şimdi Mısra Hanım paylaşacak. Görüşmek üzere 50 geçe. Faik Bey çok teşekkürler tekrar değerli bilgiler için. Çok sağ olun. Ben de bütün dinleyicilere teşekkür ediyorum. Görüyorum yazdıklarını. Bunlar güç veriyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada Serhat Bey bu arada konuşamadığı için yazmış. Hemen ona bakalım. Bu aralar televizyon haberlerinde yeni tip tekerli evler, karavanlar tanıtılıyor. Bu tür tiny house'ları diyorsunuz. Evet. Bu tip araçlar çevresel tahribatı arttıracaktır. Çünkü 1 metreküp atık 6 metreküp toprağı kirletmektedir. Bakış açımız çevresel tahribatı engelleyici noktada mı olmalı yoksa kârı maksimize etmek mi asıl amaç olmalıdır demiş Faik Bey. Bununla ilgili paylaşmak istediğiniz bir şey varsa. Aslında kendi içinde, kendi mantığı içinde cevabı da belli. Teşekkür ediyorum arkadaşa. Ben bu yeni tiny house veya işte bu tekerleklilerden daha önce başka bir konuyu, bununla çok ilintili, paralel bir başka konudaki görüşümü söylemek istiyorum. O da affınıza sığınarak, bütün hazirundan özür dileyerek, mimarlık eğitimi aldığım için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu mimarım ben. Rehberliğimle beraber bir mimar kimliğim var. Bir mimar olarak utandığım bir kavram var. Hobi bahçeleri, hobi evleri. Dünyanın en güzel, en mümbit tarım havzalarından 3 tanesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Ergene Havzası Tekirdağ, Menderes Tarım Havzası, Çukurova, Konya, daha da sayayım mı? Mezopotamya. Bunlar dünyanın en büyük tarım havzaları. 2 tane şey yapıyoruz. 1, yollarla bu mümbit tarım arazilerini paramparça ediyoruz. Önce şu resminizin olduğu ekranı düşünün. Önce bunu böyle bir ortadan çiziyoruz. Bir yol yapıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Yolun kenarlarında hemen kirlenme başlıyor. Tarımsal üretim bitiyor. Konut, sanayi, küçük sanayi hemen orası üretim dışına çıkıyor. Aradan çok kısa bir süre geçiyor. O yol yetmiyor. Bir de enlemesine bir yol daha yapıyoruz. Ona da bilmem ne yolu diyoruz. Bu sefer araziyi 4'e bölmüş oluyoruz. Bakın en mümbit arazilerimizi böyle bitirdik. Bunun yanında şu bahsettiğimiz hobi bahçeleri benim içimi sızlatıyor. Kan ağlıyor yüreğim. Hobi bahçesi, ayda 3 gün gideceğin, senede 4 ay gideceğin bir yer için yan yana altyapısı yok, ulaşımı yok, kanalizasyonu sağlanmamış, elektrifikasyonu sağlanmamış. Olsa bile bu sosyal donatıları getirseniz bile yan yana o koca arazinin içinde ne olacak, neyin hobisini yapacaksınız? Yapma abi, oraya bir tane ekolojik bir gerçek farm yapalım. Gel ne yapmak istiyorsan orada hem eğitimini al hem kendini tatmin et. Ama hiç olmazsa toprağı bölmeyelim. Bu tiny dediğimiz şeyler de benzeri. Hani imarın bir takım yasalarını yandan dolaşarak rant elde etmenin şeyleri bunlar. Maalesef bu böyle.
Bunda hepimiz suçluyuz. Biraz sert olabilir ifadem ama hepimiz suçluyuz. Buna dahil oluyorsak şu veya bu sahikle bizler de suçluyuz. Dolayısıyla beyefendinin sorduğu bu soru atıklar meselesi. Biz 14 ay boyunca bir eğitim programı yürüttük Türkiye'nin 12 ayrı bölgesinde. Vermikültür ve vermiteknoloji eğitimleri yaptık. Bu yaptığımız eğitimlerde insanlara hayvansal gübre ve diğer bitkisel atıkları dönüştürerek organik gübre elde etme becerisini verdik. Türkiye'nin kavramına solucan gübresi diye gündemine solucan gübresi diye bir kavram getirdik. Bakanlıklarda yönetmelikler değişti. İlgi inanılmaz oldu. Hala üretim yapılıyor, hala bilmem ne. Bu bir atık yönetimiydi. Ve hala daha devam ediyor. Etmesi de gerekiyor. Bunun yanına başka şeyler de gelebilir. Dolayısıyla kirletmek değil, bütün bu atıklarımızı da değerlendirmek, ister katı atık, ister sıvı atık. Beyefendiye teşekkür ediyorum. Benim evimde televizyon yok. Ben televizyonu attım 4 sene kadar önce, tansiyonumu oynatıyor diye. Onun için televizyondan ne olduğunu bilmiyorum ama bahsettiği konuyu biliyorum. Katılıyorum kendisine. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Faik Bey bu cevap için de. O zaman şu an 45 geç oldu. 55 geçe buluşuyoruz. Çok teşekkürler herkese. 55 geçe görüşmek üzere. Doğu Karadeniz'in yerelinde doğa ve kültür hikayeleri derleyip anlatan bir turizmci, bir informans sanatçısı, yani hem müzik, dans ve bilgiyi birleştiren bir sanatçı kendisi. Galuri Turizm'inde kurucusu, 30 yıllık bir turizmci. Şimdi Refika Hanım'ı dinliyoruz. Hoş geldiniz öncelikle Refika Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok naziksiniz, ne güzel tanımladınız. Sağ olun. Estağfurullah, yani siz bunları yapmışsınız, ben sadece dile döktüm. Tamam, teşekkür ederim yine de. Buyurun, şimdi sizi dinliyoruz, söz sizde, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Şimdi 30 yıllık turizmci, bu gerçek ama turizmin farklı dallarında iş yapmış bir insan olunca hikayem biraz ilginç oluyor açıkçası. Evet, bir turizmciyim. Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunuyum. Eskişehir'de turizm otelcilik okumak isteyen bütün gençlere çok fazla önereceğim muhteşem bir bölüm. Kapasite olarak ve içerik olarak çok faydalandık. Biz muhteşem bir eğitim aldık Eskişehir'de. Sonra 12-13 yıl otelcilik var. İstanbul İş Otelleri, Holiday Inn deneyimim var. Sonra Doğu Karadenizliyim ve aslında bütün hikayem turizmin içindeki nasıl olması gerektiğine dair bir harita aramamdı kendime. Bir turist olarak aslında önce. Yani bir turist olarak yapmak istediğim turizmi ne kadar yapabiliyordum Türkiye'de? Biraz ona bakıyordum. Bir müzisyenim aslında, müzikle ilgileniyorum daha doğrusu. Müzisyenim, çok iddialı laflar bunlar ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Doğu Karadeniz'de Lazca şarkılar, Lazca destanlar, horon, masal gibi çalışmalar, derlemeler yapıyorum uzun zamandır. Ve bunu birlikte kurucusu olduğum Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği çatısında yürütüyorum yaklaşık 17 yıldır. Gola'yla aslında Doğu Karadeniz insanlarının, halklarının hem kendi doğal değerlerini fark etmeleri hem de dünyayla birbirlerinin farklı olmadıklarını, aynı olduklarını fark etmeleri yönünde bir iş yaptık. Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivali. Bilmem hiç duydunuz mu? 2015 yılına kadar yaklaşık 10 yıl düzenledik bu festivali. Bir sivil toplum kuruluşu olarak herhalde çok nadir yapılan festivallerden bir tanesiydi. 10 sene boyunca Doğu Karadeniz'in köylerinde çok eskiden beri var olan köylerin şenlik geleneklerini o köydeki insanlarla beraber aslında hayata geçirdik. Hem derleme yapıyorduk bir yıl boyunca bir konu belirleyip, sonra da bunu 3 gün, 4 gün, kaç günlükse festivalimiz o sene, orada aslında sahneliyorduk. Bu hem bir turizm faaliyetiydi hem bir sivil toplum faaliyetiydi.
derlemelerimiz bir kaynakçığa bir kaynağa dönüyordu. Bir yandan da bölgede insan ağırlıyorduk. Bu ağırlama sürecinde tabii bir turizmci olmanın bütün deneyimlerinden faydalandım bunu yaparken. Bölgedeki konaklama, yeme içme mekanları, ulaşım, taşımacılık yapan arkadaşlarımızın, araçların durumu, arkadaşlarımızın durumu, her birini iş ediniyorduk sivil toplumcu olduğum için. Önden hep onlara böyle nasıl olması gerektiğiyle ilgili ön ziyaretlerle bir turizm organizasyonu yapıyorduk. Yani bir ara espri olsun diye Kültür Bakanlığı'nın gönüllü elçisi gibi çalışıyorsun Karadeniz'de filan demişliği var insanların. Çok sevdiğim için bu işleri yapıyorum, önce onu söyleyeyim yani. Yani gerçekten ve doğru buluyorum turizm denen şeyin kafamdaki şeklini. Dediğim gibi öncelikle bir turist olarak hareket ediyorum. Hep bir ben nasıl gezmek isterim, ben ne anlıyorum tatilden ve benim tatilde neye ihtiyacım var? Hep bu soruyla hareket eden biriyim. Sonra bu Doğu Karadeniz'de sivil toplum macerası bizi çok dönüştürdü. Yerelin dinamikleri, yerelde olup bitenler, hani böyle İstanbul'dan Karadeniz turları yazmak, takip etmek başkaydı. İşin içine girince iş çok başkalaştı. İnanılmaz hazır değildi Doğu Karadeniz bölgesi. Doğu Karadeniz kavramından anaca kastım Trabzon, Rize ve Artvin. Özellikle Rize ve Artvin çalışma sahamı. Ama Ordu'dan işte Artvin'e kadar oldukça geniş yelpazede insan ilişkisi biriktirdik tabii bu arada. Ve geldiğim noktada sivil toplum deneyimi, festival organizasyonu, bu farkındalıklara bir sanatsal organizasyonla katkı sunmak oldukça ilgi gördü ve aslında bir turizm şekli olarak oturdu. İnsanlar daha çok bizim festivalimize gelmek ve bizimle yıl içinde başka zamanlarda da gelmek istemeye başladılar. Ama aslında festivalin ana derdi sadece turizm değildi. Biz 10. yılda festivalimize 10 güzel temayla işlediğimiz festivalimize ara verdik. Temalarımız çok güzeldi. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bizi dönüştüren işlerdi bunlar. Örneğin arılar ve geleneksel arıcılık diye bir temamız vardı. Sene 2013, 8. Yeşil Yayla Festivali. Burada ne arılar ne arıcılık yapan yerli insanlar dekor olarak bulunmuyorlardı. Asla bunu yapmamaya çalıştık. Dolayısıyla katılımcıya bir ön rehberimiz vardı. Hep bir ön sunum. Arkadaşlar hoş geldiniz ama bakın aslında böyle bir şeye geldiniz. Bu bir paramı verdim istediğimi yaparım faaliyeti değil. Bu bir kaynaşma faaliyeti, bu bir tanışma faaliyeti. Bu bir aslında biraz da arkadaş olma faaliyeti. Bir kılavuzu var yani yaptığımız turizm anlayışının önden. Sonra bunu yazmaya çalıştık. Belki zaman içinde bunların hepsini paylaşacağız web sitemizden. Mesela çalıştığımız ve çok ilgi gören işlerden bir tanesi inekler ve geleneksel hayvancılıktı. İnanılmaz güzel afişlerimiz var. Şimdi ben şey kullanmıyorum. Yani ben host yaparsanız belki birkaç tane fotoğraf atabilirim ama. Yok şeysiniz bu arada, paylaşımı açık. Hani siteniz falan da çok keyifli. İsterseniz açabilirsiniz ya da ben sizin için açabilirim. Çok deneyimli değilim ama denerim bir yerde. İhtiyaç duyarım. Çünkü festival dediğimiz şeyin aslında böyle bir tarafı var. İnsanlara sektörlerden değil, hayattan haber vermek biraz. Mesela arıcılık konusunda bir yıl boyu hazırlandık. Uluslararası Arılar Konferansı'na gittim. İlaç sektörü, eyvah ne oluyor filan baktık. Ama o geleneksel arıcılığı vadilerinde yapan arıcıların ağzından arılar konuşur gibi sunumlar dinledik. Yani kovandan havadisler dinledik festivalimizde. Dolayısıyla bu süreç bizi çok dönüştürdü ekip olarak her şeyden önce. O kadar çok yerli insanla tanışıyor, anlaşıyor ve başkalaşıyorduk ki kentte öğrendiğimiz şeyleri hatta unutmak için çalışır olduk. Sıkça örtüşmeyen şeyler vardı çünkü doğal bilgeliklerin içinde. Sonra ekipten çok sevdiğim bir arkadaşım olan, aynı zamanda birlikte çalışmaktan çok keyif aldığım Reyhan Yıldırım'la beraber Goluri'yi kurduk.
Gola derneğimizin adı yayla demekti. Yüksek yerlerdeki son yaşam noktalarına sahip çıkmak, gönderme yapmak için bu adı seçmişti. Guluri de yaylalı demek. Dağlı demek aslında bir yerde. Guluri bir seyahat ajantası belgemiz var. 3 yıl önce kurduk. 2018'in sonu, 2019'un ilk günlerinde başladık çalışmaya. Ve inanılmaz güzel aslında ilgi gördük. Kendimiz minik işler yapıyoruz. Maksimum 14 kişiyle geziyoruz. Ama 15. çok istekli kişiyi geri çevirmiyoruz. Hiçbir şey köşeli değil, köşeli yapmamaya çalışıyoruz. Direkt diyalog kuruyoruz misafirlerimizle. Asla çok şey vaat etmiyoruz. Hatta hiçbir şey vaat etmiyoruz. Sadece diyoruz ki gelin birlikte gezelim, biz de sizden anlayalım, öğrenelim. Bu çok ilgi gördü. Ya inanılmaz, biz de şaşırdık. Yani insanların aslında kent yaşamının içinde ne kadar çok fazla doğaya ve insan ilişkilerine hasret kaldığını gözlemlemeye başladık. Ve gelen insanlar inanılmaz insanlardı. Biz çok dönüştük onlarla beraber. Ne yapıyoruz gezilerimizde? Benim size seçtiğim örnek gezimizin birkaç tanesinden bahsedeyim. Bir tanesinin adı Elma Okulu. Kasım ayında olan demir elma denen bölgede yetişen çok özel, endemik ve çok güçlü bir meyve var. Meyvenin özelliği hem dalında çok uzun süre çürümeden kalıyor, hem de topladıktan sonra güvenli sakladığınızda yaklaşık bir yıl çürümeden durabiliyor meyve. Şeker hastaları yiyebiliyor. Bölgede herkesin bildiği ama ne diyelim o turizmin adı, sektör mü diyelim hani mesela içinde bulunduğumuz şeye. Ya da doğal hayat takipçilerinin bile çok fazla bilmediği müthiş bir meyve. Bu meyvenin Murgul'da yüksek bir köyde dallardan düşen meyveleri izleye izleye dert edinen bir köylü arkadaşım bize ulaşmasıyla onun pekmez hikayesini öğrendik. Demir elma pekmezi. Şimdi demir elma pekmezini ben hiç duymadım. Biz pekmezi çok yaparız Karadeniz'de. Armut pekmezi çok meşhurdur, üzüm pekmezi çok meşhurdur ama elmayı hiç duymamıştım. Kalktım gittim, köyde insanlarla tanıştım, aileyle tanıştım, nasıl yapıldığını. Bölgeyi bir fizibilite olarak hazırladım ve 14 kişilik hikayesi içinde bir elma okulu turu açtık. Guluri için. Kasım ayının ilk haftasında, çünkü meyve o zaman oluyor. Guluri'nin özelliği doğa takvimini olması gereken zamanlarda takip ediyor olması. Yani keçi okuluna gelmek istiyorsanız Mart'ın ikinci haftası Doğu Karadeniz'e gelmeniz lazım. Ya da Ağustos'un son haftası yaylaya çıkmamız lazım gibi. Çok müthiş bir katılımcı oldu. Gezinin içinde Murgul civarındaki doğal güzellikleri, ki her yer çok doğal ve güzel. Bir gezi yapıyoruz. İnsanlarla geziyoruz tabii. Sonra beraber elma o köye gittik. Köyde ağaçları tanıdık. O ağacın hikayesini tanıdık. Neden demir elma? Niye var? Kültürdeki anlamı ne? Orası bir Gürcü köyüydü. Ve Guluri'nin web sitesini açtınız. Orada da ben çıktım. Ve dalından birlikte topladık elmayı katılımcılarla. Toplama gereçleriyle beraber. Toplama gereçlerinin Gürcücü adından tutun da gelenekte neden bu şekilde olduğuna dair sürekli bir şeyler anlatıyordu. Anlatıyoruz tabii bu arada. O elmalar sonra hep beraber yıkandı. Elmalar hep beraber kesildi. Geleneksel ezme sistemlerinin içinden birlikte geçtik. Taze sıkarken elma sularını içtik. Hem sıkıp hem içtik. Sonra onları büyük dev ateşin üzerinde bakır kazanda kaynatmaya başladık aileyle beraber. Sonra o kazanın etrafında, yaklaşık 3 saat sürüyor bu kazan etrafı. Kazanın etrafında doğa üzerine herkesin interaktif olarak katılabileceği sohbetler yaptık. Bunların hiçbirine biz sunum demiyoruz. Deneyim paylaşımı. Hatta demir elmadan yapılan çok eski bir yemek öğrendik. Fasulyeli ve tuzlu, böyle bayağı yemek yani, müthiş bir yemek. Adı da Hinkali. Literatüre katmayı düşünüyorum yakın zamanda. Gastronomi çok özel ilgi alanım çünkü. Özellikle yitip gitmek olan yemek kültürleri, doğaya uyumlu beslenme biçimleri çok ilgileniyorum. Ve insanlarla beraber
O pekmezin hikayesine tanıklık ettik. O köyden bir akordiyon sanatçısı bize Gürcü şarkıları çaldı. Yaşlı kadınlar, etraftaki herkes, kim gelmek istiyorsa eğlendik, dans ettik, üzerine sohbet ettik. Ve üç gün boyunca inanılmaz bir diyalog yaşadık. Tek yaptığımız şey Demir Elma'nın hikayesinin etrafında dolaşmaktı. Demir Elma her yıl Kasım ayının ilk haftasında bu okul, adına okul diyoruz gezilerimizin, Elma Okulu her sene düzenlemeye çalıştığımız etkinliklerimizden biri. Buradaki şey, benim turizme bakış açım aslında bütüncül bir bakış açısı. Yani benim seyahat acentam varsa, benim restoranlarda nerede ne yiyeceğimizden, işletmecilerin zihniyetinden, sadece o herkesi tenzih ederek tanıklık ettiğim bölgedeki acemi arkadaşların anılarından bahsedeceğim. 5 lira fiyat kırmak için sadece diyalog kurulan restoran diyaloglarından öte ne servis etmeliyiz? Nasıl olmalı? Yani Kaçkar Dağları'nın eteklerinde diyorum, ne olur döner tezgahları kurmayın. Zaten dönerlerin yapıldığı, çok iyi yapıldığı bir coğrafya var bu ülkede. Yani insanlar bunu yiyebilirler. Biz var olanı harekete geçirelim. İnandığım şey, var olan her şeyin bizim de aslında bir seyahat sebebi olduğumuz. Ve kalkıp gittiğimizde başka yerlere, yeni insanlar tanıdığımızda dönüşmek için müthiş fırsatımız oldu. Ama tabii ki bu 5 günlük programlarda Sinop'ta, yine herkesi tenzih ediyorum, Sinop'ta çay içip, Amasya'da kahve içip, Samsun'da pide yiyip, aynı gün içinde hızla koşarak, yuvarlanarak yapılmış bir turizm anlayışının içinde bu mümkün değil. Yavaş hareket etmeyi, sakin olmayı, az insanla, herkesin kendini ifade edeceği biçimde seyahat modelleri oluşturmayı öneriyoruz, inanıyorum. Ne yazık ki pandemi yüzünden sadece aktif olarak 1,5 yıl yapabildik. Henüz duruyor gezilerimiz. Ama bugün bile işte Keçi Okulu'na gelen bir misafirimizin bana kartpostalı geldi. Emekli bir avukat, Keçi Okulu mezunundan diye not düşmüş kendisine. Bu kadar çok şey öğrenip bu kadar mutlu olduğum başka bir okulum olmadı ne yazık ki diye. Bu bütüncül bakış açısı tabii içinde çok yüksek saygı barındıran bir şey. Yani aslında hani dedim ya hikayenin başında, Doğu Karadeniz yerelinde bu yaşlı bilgeler bizi çok dönüştürdü. Yani biz o dönüşüm içinde şeyi fark ettik. Çok haddini, özür diliyorum, hadsiz insanlar olmuşuz büyük kentlerde. Ben öyleydim yani, öyleymişimdi. Yani cüretkar, ahkam kesen, her konuda bir şeyler bildiğini sanan bir dil kullanıyormuşumdu İstanbul'dayken. 6 yıldır Doğu Karadeniz'de yaşıyorum bu arada, taşındım ben. Beni getirdi yani Kaçkarlar buraya, Kaçkar Dağı etekleri. O dönüşümün bana çok iyi gelme halini de kılavuz olarak kullanıyorum turizm faaliyetleri içinde. Çünkü katılımcıya, büyük kentte yorulan, yıpranan, ülkemizde, dünyada olup biten bütün o haksızlıklar, doğal olaylar, çaresiz kaldığımız bir sürü olayın bizi çok yorma haline çok iyi geldiğini inanıyorum. Ve bir başka bakış açısı kazandığımızı düşünüyorum Goluri ile dönüştüren seyahatler yaptığımızda. Ama bunu sadece Goluri yaparsa ne olur? Hiçbir şey. Ben reklam yaparım filan. Bu çok anlamsız oluyor. O yüzden çoğalmak çok inandığımız bir şey. Çok kıymetli bir turizmci arkadaşımız, Tamzara Tur'un sahibi Cevdet Oğuz, çok iyi görüştüğümüz bir arkadaşımız. Onunla geçen sene mesela İznik'te, İznik'in bir köyünde elma okulu yapalım mı diye diyalog kurdu bizimle. Ve elma okulunu tekrarlamak istedik orada. Yani o ne olursa olsun bir minik manifestosu var tabii. Dikkat edilmesi gereken, asla bu hizmet alan hizmet veren ilişkisinin bariz kullanılmadığı, diyalog üzerinden, sadece soru cevap ve diyalog üzerinden vakit geçirebileceğimiz ama kendimizi olduğumuz gibi ortaya koyabileceğimiz bir atmosfer yaratacağımıza dair bir minik manifesto var tabii. Geleneksel yemekler yiyoruz, hikayeler anlatıyoruz, müzik olmazsa olmaz yani, isteseniz de bir saatten sonra şarkı söylüyoruz zaten, öyle bir yapımız var Karadeniz'de.
Bu beni çok etkiledi. Yani İznik'te Cevdet'in bunu tekrarlama motivasyonu çok doğru bir şey yaptığımıza dair bizi çok keyiflendirdi. Ben aynı nasıl ki Murgul'daki demir elma meselesinin Nevşehir'in bir yüksek köyünde bir yoğurt mayalama şeklinin de bir gezi biçimi olduğuna çok inanıyorum. Çok inanıyorum. Yani tamamen minimalize etmek, yani bütünü o birden tüketmek. Ben Karadeniz'e gittim diyor mesela insanlar. Ya da işte Pokut'ta kendimizi çekmek, adını söyleyemiyorum. Selfie çekmek. Orada bir yer var Pokut'un, o Canım Pokut'ta bir yer varmış gibi. Herkesin orada fotoğrafı var mesela, fark ederseniz Karadeniz görselleninde. Yani bunlar kötü yanlış demiyorum ama şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Turist dediğimiz insanların da dönüşüme ihtiyacı var. Yani onlara hızlandırılmış yoğun bir paketi 50 kişilik bir otobüste, ki artık veremeyeceğiz. Yani hiçbir zaman artık tekrar bu olmayacak. Olmamalı da. Yani Covid yüzünden oldu, çok talihsiz bir olay ama kesinlikle olmamalı da. O sakinliği, az insan olmayı ve bunun tadını paylaşabilirsek bence inanılmaz bir hızla turistler de çok fazla bilinçlenip ne isteyeceğini fark edecek. Ben buna çok inanıyorum. Parçası oldukları her şeyde çok yüksek verim alıyoruz. Yani Demir Elma Okulu'nda mesela katılımcılarımızdan bir tanesi, ben bundan reçel deneyebilir miyim dedi. Tabii dedik, sonra oldu, bir reçel atölyesine döndü. Katılımcı bize reçel yaptı, sonra akşam yedik. Gibi. Sonra mesela yürüme okulu da yaptık. Yürümek dediğimiz şey de mesela, hani koşuyoruz ya aslında sadece. Nedir yürümek? İnanamazsınız üzerine konuştuğumuz şeylere. Ve yürüdük tabii. Ama kesinlikle yaylalar değil. Ben yayla turizm yapmıyorum. İçinde insan olmayan bir turizm yapmıyorum ben. Zaten dağcı değilim. Dağlara çıkan biri değilim. Onu uzman arkadaşlarım çok güzel yapıyorlar. Ama bu ne diyelim? Dağ, sahil ve onların ortası, yaşam kesiminde, köy seviyesinde turizm yapıyorum aslında bakarsanız. Öyle tanımlıyorum kendimi. Keçi okulu da çok güzel. Bak, keçi okulundan bahsetmeden edemeyeceğim. Çünkü 80 yaşındaki bir çoban, ki bence bu dünyadaki doğayla ilgili en çok şeyi çobanlar biliyor. İnanılmaz bilgelikler. İnanılmaz yani, kendisinden bahsederken bile tüylerim diken diken oluyor şu an. 80 yaşında ve yürüyüşü bile bir keçiye benziyor artık. Onunla beraber bir sürünün doğumuna tanıklık ediyoruz. Her sene yapıyoruz bunu. Mart'ın ikinci haftası keçiler doğum yapıyor. Ama yine bir ön açıklama ve manifestosu var. Ne hayvanlar ne çoban ve ailesi dekor değil. Bize hizmet etmiyorlar. Ortama sakince uyum sağlıyoruz. Sadece gözlemciyiz ve çobanların dediğini yapmak zorundayız. Mesela çoban yavruların fotoğraflarının çekilmesine baştan izin vermedi mesela. Bu da bizim beklediğimiz bir şey değildi. Nazar değer ilk 40 gün fotoğraf yok dedi. Ve buna uyum sağlayan insanları izledik. Şimdi bu bütüncül bakmak, bütüne bakmak, ihtiyacımız olan şeyin peşinden gitmek aslında bir, çok keyifli bir turizm anlayışı. Turizm bile demek istemiyorum artık böyle. Sanki o turizm değil de, ya da belki turizmin için yeniden hep beraber manalı doldurmak lazım. Hani ilkokul, ortaokulda bir tanımı var turizmin. Gezmek, görmek, bilmek, bilgi edinmek, öğrenmek için yapılan seyahat aslında. Bütün bundan uzaklaşmış ve sadece fotoğraf çekmek ve çektirmek için yapılan bir şeye doğru gitmiş gibi geliyor çoğunluk. Yine buradaki herkesi tenzih ediyorum. Ne olsa Karadeniz coğrafyasındanım, volümüm yüksektir. Bazen ukalalığa kaçar cümlelerim, hiç istemem. Şimdiden affola. Çok fazla, çünkü burada beni tanıyan insan yok. Önden söylemek isterim. Çok da üstadlar var gördüğüm kadarıyla, büyük deneyimli insanlar. Kabaca böyle. Yani böyle mistik bir şey yani. Mistik işler. Buna çok inanıyoruz. Onu tekrar söylemek istiyorum. Ve her yerde mutlaka yapılabileceğini düşünüyoruz. Mesela keçi okulunu yaptık. Antalya Toroslar'dan
Antalya'dan değil, Mersin'den bizi aradı bir arkadaşımız. Dedi ki bu harika fikir, bunu birlikte nasıl yapabiliriz dedik. Eş zamanlı yapabiliriz ya da biz oraya geliriz, bir gezi organize ederiz, siz buraya gelirsiniz, birlikte yapabiliriz. Ve bunu ve tabii ki çobanların peynir, yağ, yoğurt gibi üretimlerinin de bir turizm parçası olduğuna da dikkati çekmek istiyorum bir yandan. Yani bu sadece gezdim gördüm aktivitesi değil, bir yandan da tanıklık ettiğiniz şeyleri satın da alabiliyorsunuz. Mesela o demir elma pekmezini yapan arkadaşımız şimdi demir elma pekmezini satıyor. Ve ailesine kat, üstelik eşi yapıyor ve satıyor. Eşini sokağa çıkarmayan bir köylüydü. Şimdi ben arıyorum, abla artık Gülten'le konuş diyor. Ben bunu bile yaşamın içinde sosyal bir dönüşüm olarak görüyorum. Ve bir sistem dönüşümü öneriyorum aslında bütün turizmcilere. Mesela şimdi TÜRSAB'ın bütün maillerini alıyoruz tabii, biz de üyesiyiz ama uluslararası turizm konuşuluyor, filanca konuşuluyor. Böyle bir sürü zoomlar falan var ama ben mesela turizmi yeniden tanımlamak zorunda kalmıyor muyuz biz? Pandemiden sonra gerçekten eskisi gibi turizm yapacağına inanan var mı? Yani ben bunu açıkçası çok acayip buluyorum. Yani oturup bizim yeniden nasıl tanımlayabiliriz bu faaliyetleri diye birlikte konuşmamız lazım ki ben bunu Rize'de arkadaşlarla yapmayı düşünüyorum. Turizm müdürlüklerinden çıkmıyorum daha doğrusu. Öyle söyleyeyim bunları yapmak için. Çünkü nasıl bir arada gezeceğiz yeniden? Bir aracın içinde, aynı otelde kalarak, aynı yerde yiyerek o düzenleri yeniden yapmamız lazım. Yeniden bir zihniyet değişikliği yapmamız lazım diye düşünüyorum. Biz yaptığımız değişikliklerden çok memnunuz. Bizi dönüştüren doğaya, Doğu Karadeniz'in yaşlı bilgelerine, erkek ve kadınlara, Laz büyüklerimize, bütün o Gürcülere, hemşinlilere ben çok müteşekkirim açıkçası. İşte öyle. Galiba zamanım doldu. Çok da tekrara düşmek istemiyorum açıkçası. Ay Refika Hanım çok teşekkürler. Çok keyifliydi gerçekten. Çok da açıcıydı. Yani ekoturizmin biz yavaş ve sakin turizm ya da adına her ne diyeceksek aslında birçok alanından birçok örnek gördük. Ama bu da hakikaten çok yaratıcı, farklı ve insana huzur veren bir açılım bence. Ben yine sorulara ve söz almak isteyenlere bakıyorum. Gerçekten zaman çok iyi kullandınız. Bir 7-10 dakikada sorularla bir zaman ayırırsak 5.30 gibi toparlıyor oluruz. Faik Bey de demiş hani tam da tarım turizmi kavramına uygun. İşte bu nedenle kavramlar artı standartlar artı denetim kıstasları birlikte yeniden oluşturulmalı diyoruz. Nardane Hanım Toroslar'da sarı keçililer var demiş. İbrahim Bey söz alabilir miyim demiş. Tabii buyurun İbrahim Bey. Söz alabilirsiniz. Sesim geliyor mu şu anda? Evet evet geliyor. Refika Hanım çok teşekkürler. Çok içten bir paylaşımdı diyeyim. Sunum değil, paylaşımdı. Şöyle biz yeni daha başlangıç aşamasında bir işletme, aile işletmesi kurduk. Ben kendim aynı zamanda öğretim görevlisiyim. Bu işlere biraz gönül verdik, merak sardık vesaire. Şimdi biz normalde pazarlama derslerinde şöyle bir kavram kullanmaya çalışırız. Lütfen hani tüketicileri, yani şimdi bu tüketici kavramını özür dileyerek kullanıyorum. Konsepte çok uygun olmasa da insan ihtiyaçlarını diyelim buna yönelik bir işletme kurduğunuzda, bir faaliyet yapacak olduğunuzda kendiniz üzerinden gitmeyin. Hep öyle de öğretildi, öyle de görüyoruz. Ve çevremde çoğu başarısız olmuş işletmede bu aslında işte yüreğinin götürdüğü yere git şekliyle hareket eden insanların başarısızlıklarını görüyoruz. Ama siz dinlerken kendi içimdeki heyecanları sizin hani görüyorum, yaşıyorum ve benim bu harekete geçiş sebebim de aslında bu içindeki yaşadığım heyecanlar. Yani ben kendim hem bu yaşanmış başarısızlıklara hem de teoriye rağmen içindeki bu heyecanla bu işe hani girmeye çalışıyorum. Hem bu çelişki noktasında hem tecrübeleriniz noktasında yani nasıl giderilebilir bu çelişki? Yani biz yani nasıl bu başarısız örneklerden değil de ya da başka arkadaşlara yani bu konuda yani nelere dikkat ederek bu başarısızlık ihtimalini
ortadan kaldırıp daha başarılı olma şansımız oldu diye deneyimlerinizden cümleler duymak isterim. Estağfurullah. Ama soru çok güzel bir şey söyletecek bana, yani çok inandığım bir şey söyleyecek. Önce başarı nedir ve kendi başarı kriterinizin olması lazım. Yani benim öyle. Şimdi Goluri'deki ben bu hikayeleri anlattığımda bir sürü toplantıda sağ olsun insanlar dinliyorlar. Herkesin yüzü biraz ekşiyor. Öyle turizm olur mu? İşte Arap turizmi gelecek. Araplar, Türk'ü Karadeniz için söylüyorum tabii ben bunu. Şimdi ama ben hiç etkilenmiyorum bundan. Çünkü benim başarı kriterim de çok insan gezdirmek, çok iş yapmak, çok tanınmak ve çok para kazanmak yok. Dolayısıyla kimin bana başarısız dediğiyle pek ilgilenmiyorum. Ne başarı kriterim? Bir geçimlik hedefim var. Geçimlik tanımlanması çok önemli bir kavram. Ve çok mutlu olmayı hedefliyorum yaptığım işi yaparken. Yani ayıptır söylemesi, yaptığı işten çok mutlu olan bir insanım ve mutlu olduğu şeyleri işe dönüştürmüş bir insanım aslına bakarsanız. Heyecan candır diye bitirmek isterim sözümü. Peki, teşekkürler. Bilmiyorum cevap oldu mu sorunuza. Teşekkür ederim. Evet, bence çok güzel cevap oldu. Faik Bey kaldırdım. Bu arada Cengiz Bey'in de bir sorusunu okuyayım. Sonra Faik Bey'e söz vereyim. Yeni destinasyon ve yeni temalar olduğunda değerlendirmeyi alıyor musunuz? Bölge fark ediyor mu demiş. Buna isterseniz hani bir cevap alalım, Faik Bey'e vereyim. Tamam, şöyle kalkıp gidip de o destinasyonda turizm yapmak gibi bir planım yok. Ama mutlaka deneyim paylaşıp orada yapılmasına aracılık etmek gibi bir motivasyonum var. Yani onu söylemek isterim. Yani bana bir bilgi geldiğinde, ki böyle bir yeni elimizde şimdi birkaç tane gündem var, ne yapacağız bilmiyorum. Oraya gidip, seyahat edip, arkadaşlarla beraber modeli oluşturup orada nasıl hareket edebiliriz deneyimini paylaşmak gibi çok yüksek motivasyonum var. Evet, bence evet, güzel bir cevap oldu bence yani. Ayrılmayı düşünmüyorum yani. Karadeniz'den uzaklaşmayı düşünmüyorum. Faik Bey buyurun. Teşekkür ediyorum. Refika Hanım çok teşekkür ediyorum. Bilgilendim ve mutlu oldum. İbrahim Bey'in sorusuna izninizle ben de size bir katkı anlamında cevap vermek istiyorum, müsaade ederseniz. İbrahim Bey, Refika Hanım'ın bir tespitine %100 katılıyorum. O da şu, benim bu aralarda çok severek izlediğim bir klip var. Bir Karadenizli amcanın klibi. İşte döndüğüne inanma, o da bir gün duracak. İşte kimi gidiyor, kimi geliyor. Aldırma, dünya dönüyor diye bir klip var. Şimdi adını tam çıkartamadım ama sabah akşam dinliyorum. Dolayısıyla dünya çok ciddi bir değişimin ve dönüşümün içinde. Turizm sektörü bunun dışında durması mümkün değil. Hiçbir şekilde mümkün değil. Ekonomik olarak değil, sosyal anlamda değil, kültürel anlamda değil. Dil de değil. Dolayısıyla bir dönüşüm, bir değişim zaten doğanın da gereği olarak var, oluyor. Önemli olan bizim bunun ayrımında olup olmadığımız, bunun bilincine varıp varmadığımız. Çözümü de çok basit. Bizim ülkemizde çok zor olmakla birlikte genetik yapımızdan, binlerce yıllık kültürel genetik mirasımızdan kaynaklanan bir şey. Ama çözüm çok basit. Kolektivizm, kooperasyon, cooperative work. Bakınız, sosyal ekonomi ve sosyal kooperatifçilik diye bir kavram var. Yani özür diliyorum, ifade biraz şeyimi aştı, haddimi aştı. Böyle bir kavram gündemde, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kooperatifçiliğin ne olduğu, nasıl olduğu konusunda birçok iyi örneğe ihtiyaç var. Ben özellikle pandeminin başladığı ve 19 Mart 2020'de Antalya'da ofisimizi kapatıp home office'e geçtiğimizden beri müthiş bir hasret içindeyim. O da şu, neden aynı yöne bakan, aynı duyguları taşıyan, aynı
köyün çocuklarıyız hepimiz. Aynı toprağın insanlarıyız hepimiz. Aynı doğanın evlatlarıyız. Ve bu vatan, vatan anlamında da, dünya anlamında da bizim ve çocuklarımızın ve torunlarımızın. Dolayısıyla biz neden iyinin etrafında bir araya gelemiyoruz? Örneğin siz yeni bir şirket kurmaktan bahsediyorsunuz. Bana kalırsa kurmayın. Gidin Refika Hanım'la beraber çalışın. Yani birlikte üretmeye geçin. Önemli değil, risklerinizi azaltın ama güçleri birleştirelim. Birikimleri birleştirelim. Sinerjiyi büyütelim. Daha çok üretebiliriz. Daha çok kişiye ulaşabiliriz. Bunun yöntemini bulmak zorundayız. Bulabilirsek, çok özür dileyerek tabiri söylüyorum, yırtacağız. Bulamazsak, büyük sermayenin, büyük kapitalin her türlü bizi yutmasına açık duracağız. Turizmde özellikle bu maalesef böyle. Her kırılmada, her krizde biz yaralandık. Ben bunu yaşayacak kadar turizmin içinde tecrübe edindim. Kıbrıs Harbi çıktı, bütün turizm değerlerimiz yarıya indi. Oteli vardı adamın 50 odalı, 25 odalı otel değerine düştü. Deprem oldu, aynı şey. Krizler oldu, aynı şey. Şimdi pandemi oldu, çok yakında muhtemelen duyacağız ve göreceğiz. Çok ciddi değerlerimiz el değiştirecek. Aynı şekilde turizm hizmetleri de böyle. Ve bunun çözümünü birlikte bulmak zorundayız. Ayrı ayrı yapılar, siz bağımsız olun, Refik bağımsız olsun. Ama ne fark eder? Yapmak istediğinizi güçleri birleştirin, bir arada yapın. Bir tane fatura kesilir, herkesin alacağı vereceği belli. Bu kadar zor değil yani bunlar. Ama güç olur, güçlülük olur. Daha esnektir, daha dayanıklı ve dirençli yapılar oluşur. Bunun çözümünü ben burada bu anlamda yapılacak bütün çalışmalarda çok büyük fayda görüyorum. Teşekkür ediyorum sorunuz için de. Refika Hanım özür diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Refika Hanım, buyurun, bir soru daha vardı. Onu okuyayım mı yoksa önce konuşmak mı istersiniz? Evet. Tamam. O zaman o soruyu da okuyayım. Zaten bu son soru. Sonrasında isterseniz o soruyla birlikte toparlayıp kapatabiliriz. Kafkasör Yaylası'nda çok sayıda otel yapılması düşüncesi vardı kamu yetkililerinde bir dönem. Çalışmalarınızın o düşüncelerin değişmesine yardımcı olduğuna inanıyor da kalmış ama sanırım inanıyor musunuz? Başarılar diliyorum demiş Ahmet Zeki Bey. O zaman buyurun Refika Hanım, hem soru hem kapanış için size söz vermiş olayım. Aslında şöyle bir şey söyleyecektim. Tam da Ahmet Zeki Bey'in sözü ona aracılık etti. Tabii ki yetkililerin düşüncelerinin değişmesine yardımcı olamıyoruz. Net bilgi. Çünkü bir şey tersine akıyor, çoğunluk psikolojisi. Yani Faik hocamız ne kadar güzel söyledi, birlik, dayanışma, beraber, ama bir şey tersine akıyor ve sizin, yani ben çok aferin, harika bir turizm yapıyor Refika. Sonuç hiçbir faydası yok. Yani bir zihniyet dönüşümüne, bir anlayış dönüşümüne hep beraber ihtiyaç var. Şimdi şu örneği vermek zorundayım, Artvin Valiliği beni affetsin. Destinasyon bize göstermek için acentaları geziye çağırdılar. Kalktık gittik ve destinasyon barajın altındaki, zaten barajın yapılması ayrıca tartışma konusu. Barajın altında müzeler yapılıyor. Bir tanesi çok güzel, baraj müzesi. So, bir problem yok. Barajın altında zaten, tamam. Ama öbürü Artvin Yabani Hayvan Müzesi. Ben böyle biraz saf buldum sonra kendimi de. Böyle içeri girdim filan. Yapılmamış daha. Ne olacak burada dedim, hani işte videolar düşünüyorum, işte fotoğraflar düşünüyorum filan ve gerçekten şimdi söylerken bile kalbim sıkışıyor. Hayvanların içi doldurularak heykeller sipariş edilmiş. Ya dışarıda yabani hayat var ya zaten. Yani efendim, hayvanlardan ne istiyorsunuz? Yani nasıl bir şey bu? Ve turizm müdürü oradaydı. Hemen gittim müdür beyin yanına. Yani dedim müdür bey, ne olur siparişleri iptal mi ediyorsunuz? İsyan mı ediyoruz? Vali beyin önüne mi çıkalım? Kültür Bakanlığı'na mı gidelim? Böyle bir müze açılıyor, olamaz.
Olamaz yani. Bindiğin dalı kesmek. Ya benim yabani hayatım var, var yani. Ayılar niye müzeye ve öldürerek? Ya fotoğrafını koy, videosunu koy yani. Ne yaparsan yap. Sonra neyse öğlen yemeği için Artvin'de bir otele gittik. Çok üzgünüm bu bilgileri verdiğim için ama lobide canım bir ayı yavrusuyla harika bir keçi yavrusunun zaten içi doldurulmuş heykelleri vardı. Şimdi bir katkımız olmuyor aslında o zihniyetin dönüşümüne. Ama vazgeçmek için de bir sebep değil. Örnek oluyorsunuz, mecbur kalacaklar. Yani iyiyiz, iyilik lazım. Yani başka bir yolu yok ki. Devran dönecek. Yani hiç durmamış. Yani tam dünya yok olmuş. Karıncalar kalmış. Karıncalar yeniden oluşturmuş dünyayı. Mecbur kalacak. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne kadar masum bir anlatı değil mi anlatırken? Sakin ve yavaş turizm. Dediğiniz şey aslında bir yandan da siyasi bir şey. Sizi istemiyor yani. Büyük sistem sizi istemiyor. Ya çünkü ben diyorum ki işte kabaktan yemekler yapılıyor, bu büyük tatlı kabağı var ya, her yörede bir başka bir şeydi, bal kabağı yani. Sayısız yemek derledik ve yemekler yapılıyor. Yemeklerin isimlerini olduğu gibi kullanıyoruz tabii ki literatüre girsin diye. Bu arada Vedat Milor'la çok sık ilişki içindeyiz, hani ondan ben danışmanlık alıyorum, o benden bazen danışmanlık alıyor. Konuşuyoruz sürekli. Yani termoni diye bir tatlı var ve bunun adını siz Karadeniz aşuresi diyemezsiniz. Ya da efendim kabaktan yapılan kinkila diye bir yemek var. Siz ona fasulyeli kabak diyemezsiniz. Ama o isim nedir? Lazca adıdır, Gürcüce adıdır, bilmem işte Hemşince adıdır. Şimdi bu gerçek dediğimiz yerelle işbirliği yaptığımız şey ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi bir pakete çarpıyor. Niyetiniz hiç olmasa da. Halbuki gerçek Anadolu bir cevher. Toroslar, tahtacı Türkmenler. Ya inanılmaz bir cevher var burada ya, inanılmaz. Ve her biri bir kültür öğesi. Bunu söylemek istedim. Özellikle bu arkadaşımızın, Ahmet Zeki Bey'in söylediği dönüşme katkımız. Evet, susmuyoruz, işimizi yapıyoruz, vazgeçmiyoruz, ısrarcı oluyoruz. Ne zengin biriyim, ne bir şey biriyim. Daha ödeyemedim bile acenta belgemin borcunu. Ama bunun da yani hedefim var yani. Çalışıyorum, halli anlatabiliyor muyum? Yani beni üzmeyen bir seviyede çünkü parasızlık yaşıyorum. Çok tanıdık bu bana. Çünkü hedefim değildi zaten başka türlüsü. Öz ve özde dönüşüme açık. Yaşam dönüşümdür. Faik Bey de söyledi. Dönmek zorundayız. Hiçbir şey sabit değil. Heyecanla ve inandığınız şeylerin etrafından giderek yürümeyi çok tavsiye ediyorum. Karadeniz'e yolunuz düşerse son sihirli formülümüz şu pandemi için. Bunu söylüyorum. Bütün acentalar kullanabilir. Çünkü biz buna bayılıyoruz. Şöyle bir şey açtık web sayfamızda. İsteyin, biz tasarlayalım. Yani insanlara nasıl gezmek istiyorsunuz, ne istiyorsunuz diye bir küçük 3 soruluk bir şey düzenledik. Bu ne işe yarar biz de bilmiyorduk yani. Açtık bunu ve bize geri dönüşler oldu. Biz 7 kişiyiz. Sadece ailece gezmek istiyoruz. Ve sizin işte analı kuzulu bilmem ne kampınızı duyduk veya bir şey. Bunu bize yapabilir misiniz diye. Ya böyle küçük minik bir web sitesine siz isteyin biz dönüştürelim derseniz katılımcının da katılımcıya da katkı sunacağınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Burada olmak çok güzeldi. Çok teşekkürler Refika Hanım. Biz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten yine çok güzel bir eğitim gününün sonuna geldik. Yarın 2'de yine beraberiz. Yeni eğitim konuları ve yeni katılımcılarla birlikte. Görüşmek üzere diyorum gelecek herkese. Kendinize iyi bakın. Faik Bey, Refika Hanım tekrar çok sağ olun. Yine günümüzü güzelleştirdiniz, zenginleştirdiniz. Paylaşımlar için çok teşekkürler. Ve bu arada chatte atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Güney Ege Kalkınma Ajansı'na da tekrar bu güzel program için teşekkür ediyorum. İbrahim Bey demiş, Faik Bey teşekkür ederim. Size ve Refika Hanım'a ulaşma notunu aldım. Birlikte daha güçlü yüze katılıyorum. Ahmet Zeki Bey de zihniyet dönüşümü için Faik Bey'in önerisi güç birliği, güçlülük tam yerinde sanırım. Güçlüyseniz değiştirmek biraz daha kolay. Ve onun dışında teşekkürler gelmiş arka arkaya Fikri Bey, Oya Hanım ve Alper Bey'den. Emekler için çok teşekkür etmiş. Gülen Hanım da çok teşekkür etmiş. Artık gerisini siz okuyun. Buraya kadar okudum. Herkes de görüyor nasıl olsa. Kendinize iyi bakın. Herkese yarın görüşmek üzere 2'de diyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Hoşçakalın.